Merhabalar, Aspor ekranlarına hoş geldiniz efendim. Yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Gündemi sizler için değerlendireceğiz. Avrupa arenasında temsilcilerimizin bu hafta maçları var. Onlardan biri Young Boys'la Galatasaray arasında oynanacak. Bugün akşam saatlerinde oynanacak. Bu 90 dakikanın detaylarıyla birlikte önümüzdeki günlerde gene temsilcilerimizden hem Trabzonspor hem de diğer Beşiktaş, Başakşehir başta olmak üzere tüm temsilcilerimizin maçlarına tek tek bakacağız. Konuklarım bugün çok kıymetli iki isim. Biri meslek büyüğümüz Kemal abi dediğim Kemal Belgin. Abi hoş geldiniz. Eyvallah, sağ ol. Bir tarafında da Nedim Yiğit. Nedim Bey, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Her şey yolunda umarım. Yolunda, size de hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Ha, evet, eksik olmayın. Hayırlı olsun hakikaten ha. Sağ olun Kemal abi, teşekkür ediyorum. Aslında senden iyi bir libero stoper de olabilir ha. Abi bir zamanlar bir takımın altyapılarında süpürücü diye oynamıştık. Ne demekmiş o? Arkada. Aynen öyle. 6 numaranın biraz daha arkası. 6 ile 4 arasında bir dönem oynadık ama ben yeteneksizdim abi biraz futbol konusunda. O yüzden de elenenlerden olduk. Hoş, çok da istekli değildim ama. O önemlidir zaten. Evet, evet. İstekli olmak çok önemli. Buraya doğru sonra yolumuz, seyrimiz buraya doğru geldi. Ben de oynarken benim oynadığım takım, yukarıdaki takım bir transfer yaptı. Evet. O sene dedim ki ben burada yedek bile olmayız be. Hadi bana eyvallah. Kim? Bu sohbetlerin hepsini yayında sürdürelim istiyorum abi. Özel sorularım da olacak. Geriye dönük merak ettiklerim de var. Deniz bizi bekliyor sadece. İsviçre'de Deniz Satar. Onu bekletmeyelim abi. Ha, tek bekletme, isteğim o peki, arkadaşımızı tamam, bekletmeyelim. Tamam. Daha sonrasında sohbetimizi uzun uzun yaparız. Şimdi efendim malum Young Boys'la Galatasaray karşı karşıya gelecek bugün akşam. Arkadaşımız Deniz Satar da tam da maçın oynanacağı noktada şehirde bizleri bekliyor. Deniz kolay gelsin. Söz sana bırakalım. Sevgili Burak, hoş geldin Aspor ailemize. Çok da güzel oldu. Çok da keyifli oldu. O güzel enerjinle. Enerjimize enerji katılacak bu sezonda. Hayırlı uğurlu olsun. Sen de yıllarca ekranları güzel bir şekilde dolduran, keyif veren meslektaşlarımdan bir tanesisin. Çok mutlu oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Hem yeni programın hem yeni sezonun. İlk olarak böyle başlayayım. İsviçre'deyim ben. Berne 30 kilometre uzaklıkta bir yerdeyim. Maç saati 22 olunca, bir de bütün gün boyunca böyle boşluk olunca hadi dedik biraz İsviçre'yi keşfedelim. Çok güzel bir şehirmiş gerçekten. Çok güzel bir ülkeymiş. Berne 30 kilometre uzaklıkta Thun Gölü'nün yanındayım ben de. Biraz buradaki atmosferi sizlerle de paylaşmak isterim. Sessiz, sakin, gelinebilecek yerlerden bir tanesi. Tabii izleyicilerim, daha doğrusu Galatasaray taraftarlar en çok şunu merak ediyor. Ya oradaki atmosfer nasıl? Stat çevresinde çok fazla Türk vardı dün. Her ne kadar playoff karşılaşmaları olsa da geçtiğimiz sezon Galatasaray çok güzel bir Avrupa macerası yaşamıştı. Manchester United ile Bayern Münih ile çok güzel bir macera geçirmişti. Her ne kadar şu anda playoff'ta biraz daha kağıt üzerinde favori gibi görünen, favori de olan bir takımla karşı karşıya gelmiş olsa da taraftarlar yalnız bırakmadı Avrupa arenasında. Fazlasıyla doluydu. Dün basın toplantısına gittiğimde atmosfer, oradaki atmosfer çok güzeldi. Taraftarlar destek vermeye gelmişler ve aynı zamanda bilet problemleri de vardı. Bu arada Galatasaray'ın İsviçre takımlarına karşı yüzü hep güldü. Yani şu ana kadar 6 İsviçre takımıyla karşı karşıya gelmiş. Bu süreç boyunca hep İsviçre takımlarını mağlup etmiş. Güzel bir tarihi var bu konuda. O yüzden İsviçre'nin Galatasaray'a uğurlu geleceğini düşünüyoruz. Young Boys'la karşı karşıya gelecek İsviçre takımlarından bir tanesi. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl 77 puanlı lig şampiyonu olmuştu Young Boys. Kağıt üzerinde Galatasaray favori dedik. Neden? Çünkü her ne kadar geçtiğimiz yılın şampiyonu olmuş olsa da çok iyi başlayamadı lige. Şimdi gün içinde zaten haber bültenlerinde sizler de kağıt üzerinde birçok haber veriyorsunuz izleyicilerimize. Ben biraz buradaki atmosferden bahsetmek isterim. Her defasında buraya geldiğimde genelde buradakilerle konuşmaya çalışıyorum. Onlar ne düşünüyorlar bu takımlarla ilgili, teknik direktörleriyle ilgili. Çünkü teknik direktörleri de değişmişti geçtiğimiz yıl. Jael Magnin'le yollar ayrıldıktan sonra mesela birkaç Young Boys taraftarına sordum. Bunun hatalı bir karar olduğunu, bunun iyi bir karar olmadığının altını çizdiler. Çünkü Patrick Ramen bu sezon çok iyi başlamadı Young Boys'a. Hiç galibiyetleri yok ligde hala. Patrick'e rağmen demek istiyorum. Yüzü gülmedi. Çok kötü espriydi. Özür diliyorum. Patrick Ramen'e rağmen Young Boys'un yüzü gülmedi. O yüzden taraftarlar
çok umutlu değiller. Fakat bir çıkış maçı olacak onlar için de. Dün basın toplantısında Okan Hoca'ya da bu soruldu. Yani Young Boys soruldu. Diğer temsilcilerimizin İsviçre takımlarıyla eşleşmesiyle ilgili de görüşler soruldu. Kesinlikle ama kesinlikle Young Boys'a hafife almıyorlar. Onlar için de bir çıkış maçı olabilir. E tabii önemli oyuncuları sezon başında gitti. Sakatlıkları var. Yani kağıt üzerindedir psikolojik, mental anlamda da Galatasaray'ın üstün olduğunu bir kez daha söylemiş olalım. Bankdorf stadında oynanacak maç. İlerleyen dakikalarda ben hem Berne geçeceğim, oradan da yayınlar olur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Aynı zamanda stadı da geçeceğim. Stad dünkü atmosferinde, ben biraz böyle futbol tarihi çok severim, nostalji çok severim. Stada gittiğimde hemen böyle bir atmosfer, bir şey geldi içime. Çünkü 1954 yılındaki Dünya Kupası finali orada oynanmıştı. Gerçekten çok güzel bir küçük bir stat. Atmosferi de çok güzel. Akşam da bu heyecanı sizlerle yaşamak isterim tabii. Avrupa Kupalarında Galatasaray'ın oynadığı maçlarda, yani İsviçre takımlarına karşı büyük galibiyet elde ediyor dedik. Aynı zamanda geçtiğimiz yılda izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Son 10 maçında Galatasaray'ın Avrupa macerasındaki son 10 maçında hep karşılıklı goller olmuş. 10 maçın 9'unda karşılıklı goller oynanmış. O yüzden bu akşam da karşılıklı golleri bekliyoruz diyebilirim. Okan Hoca yok. Sizler de zaten gün içinde bu bilgiyi verdiniz. Okan Hoca hem bu maçta, geçtiğimiz sezon sonunda son maçta yaşanan olaylardan dolayı cezalı. Young Boys karşılaşmasını, hem bugünkü karşılaşmanı hem de 27 Ağustos'taki rövanşta olmayacak. Kaan Ayhan cezalı. Barış Alper geldi dün özel uçakla. Sanchez İstanbul'da ve Köln'ün de maç saatinde belli olacak son durumu. Ben dün Okan Hoca'ya basın toplantısında şunu sordum. Birçok güzel soru soruldu. Şunu merak ediyordum. Şimdi bu sezon, bu hafta 3 temsilcimiz de İsviçre takımıyla karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve İsviçre gizli favorilerden bir tanesiydi. Ve her iki ülkede çok güzel bir çıkış yaptı ki İsviçre de Türkiye gibi son maçta talihsiz bir şekilde elenmişti. Ben Okan Hoca'ya şunu sordum. İsviçre futbolu, yani temsilcilerinden yola çıkarak Türkiye futbolu mu, İsviçre futbolu mu diye sordum. Çünkü temsilcilerimiz de karşı karşıya gelecek. Çok ortalama bir cevap verse de bize dair güzel şeyler de söyledi. Aynı zamanda İsviçre futbolunun son yıllarda altyapısının da önemine değindi. Ki bunu da söylemek isterim. Yani her yerde çocuklar için statlar, alanlar var. Yani tam bir yaşam biçimi olmuş. Dün gittiğim Bankdorf Stadı, yani bugün oynanacak Bankdorf Stadı'nın çevresi o kadar yaşam alanı ki, biz biraz daha statları hani şehir dışına yapıyoruz normal olarak. Yani İstanbul nezdinde düşünmeyelim. Statları olabildiğince şehir dışına yapıyoruz ama Avrupa'da galiba en özendiğim, en böyle hoşuma giden şeylerden bir tanesi futbol alanlarının, sadece statların değil çocuklar için yapılan alanların da şehir içinde olması, bir yaşam biçimi olması. Son zamanlarda İsviçre futbolunun da gelişiminin ne kadar iyi olduğunun Okan Hoca da altını çizdi. Dilerim hem Galatasaray hem diğer temsilcilerimiz buradan güzel bir sonuç alarak dönerler. Ben Cuma'ya kadar buradayım tabii. Hem bu karşılaşmanın nabzını sizlerle paylaşacağım, hem de diğer temsilcilerimizin heyecanına da ortak olmaya çalışacağım bu ekranlardan. Eğer bir soru yoksa söyleyeceklerim bunlar. Ağzına sağlık. Zaten tüm konuları ziyadesiyle izleyicimiz için aktardın. Başta da benim için ifade etmiş olduğun övgü dolu sözlerin içinde tekrar çok teşekkür ediyorum. Utandırdım biraz, eksik olma. Nice güzel yıllarımız olsun, nice güzel yayınlarımız olsun sevgili Burak. Hep birlikte inşallah. Çok teşekkür ediyorum tekrar aktarmış olduğun detaylı bilgiler için. Zaten yarın ve devamındaki günlerde de senin kapını gene çalarız. İsviçre'de gene her seni zaman dinleriz diyelim. Çok teşekkür ederim. Her zaman. İyi yayınlar. Çok mersi. Efendim Deniz Satar'dan Young Boys Galatasaray maçı öncesi, en azından bugünkü konumuz o olduğu için öncesindeki detayları dinlemiş olduk. Ama kendisi İsviçre'de olmasından dolayı zaten hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un tesadüf o ki denk geldi tabii. İşte hem Sengalen hem de Lugano bir anda İsviçre takımlarıyla eşleşir olduk. O sebeple de devamındaki günlerde o takımlara dair detayları da gene Deniz'den dinleyeceğiz. Şimdi Young Boys Galatasaray maçı sohbetini açalım istiyorum ama hocam affınıza sığınarak tabii Kemal ki abiden başlayayım izniniz tabii olursa. Niye yaşlıyım diye mi? Meslek büyüğümüzsünüz diye Kemal abi, yoksa estağfurullah. Siz yaş alanlarımızdansınız. Kemal abi, şimdi baktığımız zaman Galatasaray'ın bu sezonki oyununa
Geçen sezon şampiyon olarak kapatsa dahi gene tartışılan bir oyunla taraftarına kendisini seyrettirmiş oldu. Şimdi bugün Young Boys'ta karşı karşıya gelecek. Kıymetli bir 90 dakika Şampiyonlar Ligi'ne kalabilme adına neler söylemek istersiniz abi? Bir kere işin ucunda para var. Yani ben dün mü evvelsi gün mü ne bir gazetede gördüm. Galatasaray yani bunu eleyip gruplara kalırsa 30 milyon avro alıyormuş zaten. Evet. Büyük para. Değil mi? Kesinlikle. Bizim parayla 1 milyarın üzerinde. Yani. Şimdi Okan Hoca son maçlarda diyeyim. Bu sene değil yani. Bu seneki son maçlarda biraz sanki macera aradı. Şunu oynatmadı, bunu yanlış yerde oynattı, oraya bilmem kimi koydu filan falan. Ve dolayısıyla bize alıştırdığı Galatasaray'ın etkili oyununu seyrettiremedi. Şimdi arkadaşlar kadro getirdiler buraya. Bu herhalde bir ihtimal değil mi? Tabii muhtemel 11'imiz. Muhtemel 11. Oradan da rica edelim. Onu ekranlara da verirsek eğer. Şimdi yeni alınan Yelert değil mi bu? Evet, Sabek Yelert ya. Yeni gelen oyuncu. Evet. Nelson, Abdülkerim, Dubois bunlar eski hepsi. Dubois da kiralıktı. Geri geldi. Onun ne yapacağı merak ediliyor. Torreira. Sara yeni transfer. Malum Mertens önünde. Sara yeni transfer. Ziyech, Kerem ve Icardi santrfor. Barış hastalanmış galiba. Zehirlenmiş mi? Evet, gıda zehirlenmesi diye aktarılan bilgi. Gelmiş ama. Kadroda düne kadar yoktu ama iyileşmesi halinde hocasının görev verebileceği bilgisini paylaştı. Ha, o iyi tabii. Yani Barış Galatasaray için etkili bir oyuncu. Ama sağ kenarda oynarsa. Bak bunun altını çiziyorum. Gazetede de yazdım. Burada da ekranda da söyledim. Barış sağ kenarda, Kerem sol kenarda. Okan hocam bunların yerleriyle, görevleriyle oynama. Ha bunlar orada oynayıp da çizginin üstünde yatıp uyumuyorlar tabii. İçeri giriyorlar, vuruyorlar, savunmaya yardım ediyorlar. Hı hı. Bunu bir kere altını çizeyim dedim en başta. Bir de şimdi Batshuayi Galatasaray'da değil mi? Tabii. Aman Okan hocam. İşte İsviçre takımıydı, Young Boys'tu filan deyip sakın çift santrfora dönme. Hmm. Bu bir Avrupa Kupası maçı. Puan maçı da değil, eleme maçı. Yani herhalde Young Boys'u da Galatasaray gibi bir takımın elemesi lazım. Mourinho son maçta denedi ama ben hiç Okan Hoca'nın çift santrafor denediğini hoş bu zamana kadar çift santrafor deneyebilecek orijinal santrafor olan elinde çok fazla seçeneği yoktu Icardi dışında. Şimdi Batshuayi ile birlikte var ama deneyeceğini çok sanmıyorum ama tabii aman demekte yarar var. Ha tabii yani denememesi lazım. Ha Icardi'yi çıkartırsın 75'te attım kafadan dakikayı. Batshuayi'yi sokarsın. Şimdi adam Fenerbahçe'de de ne zaman oyuna girse gol attı. Hatta tartışıldı neden ilk 11 değil diye. Galatasaray'da da girdi gol attı. Öyle mi? Tabii. İçerideki maçta. İçerideki maçta. Son maç. Dışarıda Konya maçı. Konya. Yani bu iki önemli bana göre. İki tane önemli Hatay maçında da gerçi çizeyim dedim. Şimdi teyit etmek için baktım. Hatay maçında gol attı. Konya maçında Barış Alper'di ikinci golü atan. Hatay maçı. İçerideki Hatay İçeride attı. Hatta tartışılmıştı. Şimdi bu İki tane altını çizeceğim bana göre. Okan Hoca'nın üstünde durması gereken meseleler. Torreira zaten yani evelallah. Mertens. Şimdi Mertens'le Sara. Yani acaba bir tanesi mi oynasa? Mesela bu bir deplasman maçı. Değil mi? Tur atlama maçının ilk ayağı. Hani bunlardan bir tanesiyle mi oynasa acaba? Diye düşünürüm. Endişeniz savunma yönünde zayıf kalmak mı? Tabii. Şimdi
bizim Deniz Hanım da dedi ya, İsviçre futbolunda işte son yıllarda bir çıkış izliyoruz falan filan diye. Bir de Avrupa Kupası maçı bu. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Young Boys lige iyi başlayamadı bu sezon. Olabilir. Bir tek tutunduğum nokta o. Hayır, ama tabii orada da şu handikap da yaratabilir temsilcimiz için. Bu iyi başlayamamanın yaralarını bu maçta sarmak isteyebilir. İşte yani onun için bir takım lige iyi başlayamamışsa Avrupa Kupası maçı oho tam yemlik olmuş deme. Evet, kesinlikle. O yani yaraları bu maçta sarmak isteyebilirler. Daha agresif olabilirler. Yani her şey olabilir. Onun için sen Galatasaray olarak temkinli ol. Şu turu atla, hem paraları cebe indir. O çok önemli. Tamam mı? Hem de benim UEFA Kupası şampiyonu takımım, takımım değil. Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalmalıdır. Derim. Kesinlikle. Ve pası hocamıza bırakalım. Nedim Hocam, sizin görüşünüz nedir? Sıcağı sıcağına maç öncesi muhtemel 11'e de bakmış olduk zaten. Evet. Bu muhtemel 11 ışığında nasıl bir oyun öngörüyorsunuz Young Boys karşısında? Evet. Okan Hoca basın toplantısında bu lige kötü başlayan Young Boys'la değil, 3 senenin şampiyonu Young Boys'la oynayacaklarını bildirdi aslında. Yani bu seneye pek bakmadan o takımın o ligdeki en önemli takımlardan biri olduğuna değinerek girdi ki bu önemli bence de. Ben böyle Kemal abi'den duyduklarıma ilave gitmeye çalışayım. Çünkü o bize hep her zaman olduğu gibi burada da önderlik ediyor. Ben de oradan ala gideyim. Çift forvet özellikle Kaan Ayhan'ın yokluğunda oynamasını ben hiç beklemiyorum. Kaan Ayhan olsaydı Torreira, o zaman bazı şeyler denenebilirdi. Ama şu an öyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Sara konusunda şöyle düşünüyorum. Sara ne kadar rakip sahaya yakın olursa o kadar tehlikesini arttıracaktır. Ama şu an Mertens var. Burada bir görev değişikliğiyle oynatıyor Sara'yı. Yani orijinde Mertens'in bölgesine yakın oynarsa ya da 8-10 arası bir oyuncu. Tabii aynen. Ya da sağ tarafta oynayan 8 olursa o zaman etkinliği çok artacaktır. Özellikle bu maç özelinde de şuta gerçekten ihtiyacı olduğu bir dönem. Yön değişikliğine ihtiyacı olduğu bir dönem. Bunu Young Boys üzerinden de birkaç bir şeyle söylemeye çalışayım. Young Boys takımı önde baskıyı seven bir takım. Böyle bir alışkanlığı olan bir takım. Ama burada kişisel baskıdan ziyade pas arasına çok önem veriyorlar. Oyuna başlatıyorlar ve sizin yaptığınız paslardan kazandıkları toplarla hücum yapmaya çalışıyorlar. Burada Galatasaray'ın özellikle tandeminin, yani Abdülkerim ve Nelson tandeminin zaten başka alternatifi yok. Biraz sabırlı oynaması lazım. Rakip takımın biraz üstlerine gelmesini beklemesi lazım. Davinson'un şu maçta olmasını çok isterdim. Çünkü bu baskıyı driplingle çok kolay geçilebildiğini gördüm. Ne zaman bir Sporting Lisbon maçı mesela Young Boys'un. Burada Abdülkerim'in oyuna girişini engellemeye çalışacaklardır. Nelson'la oyuna başlamasına bence izin verecektir. Nelson aslında o göre pek onda olmadığı için çok oyuna girmediğini düşünüyorum. Bu maçta belki Nelson adına çok önemli bir performans olabilir bu anlamda. Bunu muhtemelen Okan Hoca ve ekibi çok kıymetlidir, iyi de tanırım. Analiz etmişlerdir, etmelidirler de zaten. Ama bu kalabalık baskıyı geçtiği zaman Galatasaray çok fazla gol pozisyonuna girebilir. Çok fazla gol pozisyonuna girebilir. Bu kalabalık baskıyı geçtiği zaman burada sabırlı olmalı diye düşünüyorum. Çok kıymetli bir oyuncuları var. Ugrinic, enteresan bir oyuncu. Ona dikkat etmek lazım. Takımların en önemli kozu o. Teknik olarak da şunu söyleyebilirim. Özellikle baskıda bek beke çıktığı için, yani rakibin, Young Boys'un beki karşısında olan mesela Köln'e kadar veya Dubois, hangisi oynarsa oraya kadar çıkacak. Ben Köln'ü de bekliyorum işin doğrusu biraz. Onun da bir hastalığıyla ilgili vardı sanırım problem. Buraya çıktığında arkasında bir boşluk var. İşte buraya koşu yapacak kim vardır içeriden? Bu çok önem kazanacak. Bu zaman zaman ya da çoğunlukla Mertens olabilir. Sara bu görevi yapabilir layıkıyla. Ama buraları değerlendirmesi lazım. Ben şeyi kabul ediyorum. Sezona iyi başlamadığını kabul ediyorum. Ama bu takım Avrupa Şampiyonası'nda
futbol zevkinin, futbolu zevk veren iki takımın aslında son şampiyonları. İsviçre'nin ve Türkiye'nin. Evet. Böyle de bakıyorum. Bu açıdan da tempolu bir maç bekliyorum. Gol pozisyonu fazla bir maç bekliyorum. Umuyorum ki Galatasaray'ın gol pozisyonu daha fazla olsun, sonuçları da daha fazla olsun. Hissim buradan bence turu çok yakınlaştıracak bir skorla geleceği Galatasaray. Ya ben biraz şuna tutunuyorum. Young Boys 5 haftası geride kaldı liginde. 13 gol yediler ve savunma konusunda müthiş zabiyetli hataları var. Ve bu hataları değerlendirebilecek pozisyonda Galatasaray'da ciddi silahlar var. Her kesinlikle ne kadar eksiği en başta Barış Alper olsa dahi bugünkü kağıt üzerinde. Ve bu o eksikleri bir kenara park edip düşündüğüm zaman Young Boys evinde avantajlı bir skor elde etmek isteyecek ve yüklenecek. Açıkları da iyi değerlendirebilir gibi geliyor bana Galatasaray bugün üzerinde düşündüğümde. Evet, biraz evvel söylemeye çalıştım. Özellikle savunmada sabırla yani oyuna çıkmayı denemeye devam ederse bir blok geçtikten sonra çok kolay gol pozisyonu bulacaktır. Kimle? Tabii ki Saray'la, Mertens'le. Oynarsa Ziyech veya Barış'ın durumunu bilmiyoruz. Tabii ki Barış çok önemli bir koz. %100 katılıyorum Kemal abiye. Avrupa Şampiyonası'nda çok koştu, çok çabaladı ama maçın adamını tek devre oynadığı sağ kenarda seçildi Barış. Evet. Yani oradaki performansı ki bir başka. Ondan önce müthiş eleştirilmişti. Aslında, o maçla birlikte rüştünü ispat etti. Evet, aslında şöyle eleştirirken biz şu şeyle eleştiriyoruz. Bir futbolcunun ayağında top yaklaşık 2 dakika civarı kalıyor temas hali futbolda. Hani 1 dakika daha verelim biz 3 dakika olsun. 87 dakika ne yaptığını birden atlıyoruz biz maalesef. O 87 dakika işte yaptığı, verdiği enerji takımı için birçok oyuncuda olduğu gibi Barış'ta da bence es geçildi burada. Evet eleştiri aldı ama işte o sağ kenarda da bütün bu eleştirilerin bence cevabını verdi. Oradaki Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm oyuncular gerçekten çok fazla emek verdiler oraya. Sadece topla oynama halleriyle değerlendirmemek lazım. Ona da ayrı bir teşekkür tekrar edelim o dönemki tüm emek veren oyunculara. Ama ben yine söylüyorum. Barış belki sonradan kullanılabilir fiziksel durumuna göre. Çünkü son dönemde de hastalık biraz şey çok da yorucu bırakıyor. Barış'ı yatağa serdiyse bir hastalık gerçekten fenadır yani. Çünkü Barış çok güçlü. Çevremizde kendine de görürüz çok iyi bakan. Hocam bir salgın var gibi. Evet, evet. Bu konuda düşen insan çok lazım. Var. Yani diyor ya Barış yıkıldıysa az buz hastalanmamıştır yani. Kesinlikle. Ki buna rağmen kısa sürede biraz da olsa toparlanmak hissiyatı var ki tekrar kafileye katıldı. Oynamak istiyor tabii. Ama yerine kim oynayabilir? Çok isterdim Kerem'in sağ tarafta soldaki kadar iyi bir performans gösterebilmesini. Belki Zaha idmanda gördüğümde hani o ayrılacak, ayrılmak üzere olan Zaha gibi bir görüntülerde izledim. Öyle görmedim. Sanki öyle bir havası yoktu. Bu maçta görev bekler bir havası vardı ki Zaha bu yani potansiyelini yakın bir performans gösterdiğinde bu maçları çevirebilecek bir adam. Okan Hoca da hemen her oyuncusunu şartlar ne olursa olsun kullanmayı sonuna kadar takımın menfaati için kullanmayı becerebilen, bunu da seven bir insan. Evet. İnşallah buradan en iyi kadroyu maçın sonunda iyi ki bu kadroyu çıkarttım dediği kadroyu çıkartabilir ve bizim adımıza güzel bir maç geçer. İnşallah diyelim. Kemal abi, Nedim hocamın eklediği, daha doğrusu sarf ettiği yorumlara bir eklemek istediğiniz durum var mıdır? Yok yani ikimiz de aşağı yukarı aynı yoldan yürüdük diyebilirim. Tabii bu bir, yine tekrar ediyorum, eleme maçı. Hani puan maçı olsa kaybedersin. Sonra gelir ikinci başka bir maçta. Onu telafi edersin. Olmadık bir maçta telafi edersin. Şimdi bu eleme maçı. Rövanşı var bir kere. Değil mi? İstanbul'da. O yüzden Galatasaray'ın burada önce topluca bir savunmaya dönebilme mahareti göstermesi lazım. Hı hı. Sonra çıkarken de işte Mertens gibi, bu şey ne o öteki gelen Sara gibi topları kullanabilen oyuncular. Torreira da zaten her yere yetişiyor. Ondan sonra seyredip bekleyeceğiz bakalım. Peki şunu da sorayım Kemal abi. Şimdi Kaan cezalı. Davinson Sanchez sakat. Barış'ın durumu şüpheli. Şüpheli. Bu eksikler Galatasaray'ı yorar mı? Vallahi şimdi Barış'ın sağlam olması önemli tabii.
dediği gibi hocanın tam fiziksel kuvvetli, yani kuvvetli bir oyuncu. Pek yorulmayı da bilen bir oyuncu değil. Yorulmuyor da yani. Topu alışverişleri, tekniği de yani bir, bana göre eksiktir Galatasaray'da. Diğer oyuncular, şimdi bu Jelert yeni oyuncu değil mi? Tabii, yeni geldi. Şimdi İskandinav bu, ama biraz fizik görüntüsü çelimsiz gibi. Şimdi şöyle ama kanı tabii İskandinav yani. Yani Viking şimdi kanı var olabilir. İlk maçı Galatasaray'da ve bir Avrupa maçı değil mi? Yani ligde sonradan girdi oyuna ama ilk 11 olarak beklediğimiz ilk maçı. İlk maçı. O yüzden yani orada arkasında oynayan Ziyech değil mi? Önünde yani muhtemel kadroda. Muhtemel 11'imizde o var, evet. Yani orta sahadan zaten Torreira her yere yetişiyor. Nelson bilmiyorum hoca katılır mı? Kademesi çok kötü olan bir oyuncu değil. Yani form tutabilen biraz yavaş yavaş ilerliyor bu konuda ama bence kim? Nelson biraz yavaş form tutuyor. Kemal abi çok doğru söylediniz ama ben bu maçlar onun kariyer için önemli maçlar. Bu maçları da iyi oynadığını düşünüyorum. Evet. Yani Galatasaray tabii kendisi için önce, sonra da Türk futbolu için bu turu atlamalı. Kesinlikle. Evet. Bu arada şu da bir gerçek. Ülke puanına katkısından i̇şte da çok kritik. Tabii. Yani bir mucize olmazsa ilk 10'dan geriye düşmeyiz. İnşallah. Yani hedeflerimiz ne? O önemli. Mesela bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne direkt bir takım atmaksa zaten şu anda o potadayız. Kolay kolay da geriye gitmeyiz. Önümüzdeki sezonda şampiyonumuz. Ümit ediyorum ki zaten bir aksilik olmazsa Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilecek. Şimdi 9'unculuk durumu doğarsa hoş bugün o noktadayız. Ufak bazı 1-2 noktalarda nüans farkı var. İşte ikinci olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için ikinci eleme turundan değil de üçüncü eleme turundan katılıyor. Ufak, tabii ufak dediğim de aslında maalesef ki büyük fark yaratıyor. Çünkü bir dönem Şampiyonlar Ligi'ne direkt takımı göndermeye başladığımız günden sonra elemeleri hiç geçemedik. O yüzden de aslında ufak dediğim noktada büyük fark yaratıyor ama kastetmek istediğim şey şu. Majör olarak ikincimizin de direkt Avrupa'ya gidebilmesi, yani Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için ilk 6'ya gelmemiz lazım. Evet. O da şu anda namümkün. Hani onun altını çizmiş olalım ama Kemal abinin dediği gibi ülke puanının yanı sıra kulübün kasasına girecek döviz. Yani bugün kabul edelim ki şampiyonluk primi gruplara kalmanın neredeyse 30'da biri. Gruplarda bir galibiyet. Gruplardaki bir galibiyet. Şampiyonluk primi. Geçen sene Galatasaray. Aynen öyle. Hatta galibiyet priminde de 20 maça falan tekabül ediyor. Yani. 20 maçta 1'e tekabül ediyordu. Tabii bugünkü döviz kuruyla bir daha bakmak lazım ama bu denli bir fark var ortada. Evet. Evet. O sebeple de bugün hayatın gerçeği para. Paranın da birinci kapısı şampiyonluk gruplara kalmak. Büyük para abi. 30 milyon euro. Ben öyle okudum. Bilmiyorum doğru mu yalan mı. Gazete öyle yazmış. Abi şu yukarı o bantta yani, zaten. Büyük para abi. Yani 35'te çarp. Okan Hoca da, milyarı geçiyor be. Okan Hoca da yani Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli dedi. Tabii. Yani şimdi birkaç hafta önce mesela Mourinho burayı zaten kazanamazdıkla söyledi. Aslında kazanamazsın, o da olabilir. Önemli olan o yarışlara katılıp işte toplayabildiğin kadar bonus toplamak aslında. Ve ne kadar çok yukarı ile ilgili düşünceniz varsa, yani turnuvalardaki en üst ne kadar çıkabiliyorsanız, ne kadar puan toplayabiliyorsanız, kesinlikle bir sonraki sezonda daha fazla takımımızın işte 2 ise 3. önelemeye, bir takımsa 2 takıma çıkmasıyla ilgili bir şey yardımcı olmuş oluyorsunuz ülke futboluna. Kesinlikle. Bu arada maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la birlikte futbolcularından Berkan Kutlu'nun değerlendirmeleri vardı. Bakalım bu ikili 90 dakika öncesi neler söylemişler. Evet, maç öncesi basın toplantısındaki açıklamalar bu şekildeydi. Nedim Hocam, tam da sizin bahsettiğiniz aslında konuya değindi hoca, Okan Hoca. O da şu not aldım hatta, Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor dedi. Hani hep şu ikilemde kalıyoruz. Ya lig
ya Avrupa, birinden birini seçmek zorundaymışız gibi bir durum var. Halbuki öyle kadrolar kuruyor ki. Olur mu öyle şey ya? Kesinlikle aynen öyle abi. İkisini de ziyadesiyle götürebilecek kadrolara sahip kulüplerimiz. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bütçesel olarak çok ciddi büyük rakamlarla transferler yapılıyor. Ve kadro derinliği de bunu ziyadesiyle karşılayabilecek derinliğe sahip. Hoca da bunu ifade etti aslında. Hedef Şampiyonlar Ligi devamında da bir kez daha şampiyon olmak 3. sezon. Ya, eğer futbolda bir takımınız varsa onun dünya üzerindeki en önemli organizasyonuna katılmayı istememek, onun işte en sonuna gidemeyeceksem gitmeyeyim demek hiç mana bulamıyorum bununla ilgili. Yani bu şu an Türkiye'deki bir takımın katılabileceği en büyük organizasyon, doğru mu? Buna kim katılmak istemez? Hangi oyuncu orada olmak istemez? Hangi teknik adam, hangi takım? Artı burada oluyorsunuz ve Türkiye'de bir sezon şampiyon olduktan sonra kazanabileceğiniz geliri belki bir maçta kazanıyorsunuz. Bir galibiyet primine eş değer oluyor. O yüzden buraya katılmamayı arzu eden bir yapı zaten mümkün değil, olmaz. Bunda da çok özendiğini ve bu Türkiye adına işte şikayet ediyoruz. İtalya 6 takımla katılıyor Şampiyonlar Ligi'ne. Biz bir takımla işte ön elemeler, şunlar bunlar. Ne kadar buralarda gezersek biz, ne kadar buralarda oynadığımız maç sayısı, kazandığımız puan artarsa bir sonraki sezonlarda o kadar daha fazla takımımıza şans gelecek. Her açıdan çok karlı bir organizasyon, çok büyük bir vitrin. İşte eğer oralarda oynayamazsaydınız Sasha Boy'u bu paralara satamazdınız. Tabii, Jack Dawson'u o paralara satamazdınız. O vitrinde boy göstermesi. Tabii ki yani sizin marka değeriniz artıyor, oyuncunuzun değeri artıyor. Şimdi Ferdi Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkmış olsa bugün mevlası bambaşka. 50-60 konuşulurdu belki. Kim? Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. 2 takım değil 5 takım belki peşinde dolanırdı. Yani çok net. O yüzden burası çok önemli bir organizasyon. Buraya katılmayı çok arzu etmek, bunun için çok fedakarlık yapmak lazım. Kesinlikle. Kemal abi, senin eklemek istediğin nedir abi? Vallahi yani iyi şanslar dileyeceğiz Galatasaray'a. Dediği gibi hocam, yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Avrupa'da, çünkü Avrupa'nın bir kupası, en yükseğe tırmanmış olmak demektir. Hem maddi olarak hem manevi olarak. O yüzden Galatasaray'a iyi şanslar diliyoruz. Ki 2000'li yıllarda dünyanın bir numarası olmuş bir kulüpten bahsediyoruz, Galatasaray'dan. UEFA kupası kazandı be. Devamı da Süper Kupa. Kimlere eledi be? Tabii. Finalde Arsenal. Son yani, dakika. Tafarel'in çizgiden çıkarttığı, Thierry Henry'nin hala hayret ederek hatırladığı o maçların hepsine gittim. Dışarıdaki özellikle. İçeridekileri zaten gidiyorduk da. Dışarıdakilere gittim. Yani hakikaten basın merkezinde işte yabancı basında geliyor tabii. Rakibin ait olduğu ülkenin basını, ev sahibinin basını, işte sağdan soldan gelenler. Ülkemizde ana haberler o gün stadın etrafında yapılmıştı. Tabii. Yani ben bir de L'Equipe gazetesinde Fransız futbolda yazdığım için 13 sene tanıdık da var çok. Arkadaşımız, dostumuz. Yani Galatasaray orada. Ya bir de şunu söyleyeyim yani. Ben bunu birkaç defa da söyledim, hiç çekinmem de. Galatasaray'ın o sezonki o başarısından sonra özellikle yurt dışındaki çocukların %85'i Galatasaraylı oldu. Tabii. Nice röportajda Türkiye'de soru geldiğinde ilk cevap Galatasaray olmuştu o dönem. Çünkü neden? Şimdi dolaşıyor sokakta, okulda, her neyse. Vay. UEFA şampiyonu. Süper Kupa. Tabii Galatasaraylı oluyor ya. Bu çok büyük bir avantajdı. Çok büyük bir prestijdi o zaman. Tabii. Ülke tanıtımı açısından da çok kıymetli. Tabii. Çünkü aynen. Kabul edelim, dünyanın en çok izlenilen spor organizasyonu futbol. Tabii. Futbolun da en büyük vitrini elbette Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası. Bunları bir kenara bırakıyorum. Kulüp bazında Şampiyonlar Ligi. Devamında UEFA Avrupa Ligi. O zaman UEFA Avrupa Kupası işte. Tabii. Kupa 2. Ve bunun ikisinin de şampiyonunun oynadığı Süper Kupa. İkisinde de kazanan taraf olmak kıymetliydi o günkü şartlarda. Tabii. Ne diyorsun sen ya?
İnanılmaz. Biz Arsenal maçında fenalık geçirdik ya. Vallahi o günkü şartlarda şunu düşünüyorum. Bugün biraz maalesef ki ondan uzaklaştık ama o zamanlar taraflı tarafsız herkes, mesela Fenerbahçelisi de Beşiktaşlısı da o günkü Galatasaray'ı desteklerdi. Mesela bugün biraz daha kutuplaşmanın hakim olduğunu görüyoruz. Şimdi ümit ediyorum Avrupa maçlarında milli takım havasını tekrar kazanabiliriz kulüplerimizde. Şimdi sen öyle bir yere geliyorsun ki keşke gelmeseydin diyeceğim. Bu medyayla biraz zor. Üzüldüğüm bir konu benim sadece. Yani spor benim bu spor medyasıyla milliyetçi o biraz zor. Milliyetçi damarım kabarmadan yapamıyorum yani. He? Benim için onlar milli maç. Ya bütün tamam hepsi. Da senin için olabilir ama ben de diyorum ki biraz bu duruma gelmemizdeki sebeplerden biri yeni spor medyasıdır. Maalesef. Genel olarak konuşuyorum. Şu yok bu mutlaka demiyorum. Bir tespitiniz vardır abi. Heh, tabii. Yani tabii ülke insanının işte yeniden oluşması, yeni grupların kurulması filan filan bir sürü şeyi alt alta koyduğun zaman o 2000'de yani ne oluyor? 24 sene mi oluyor? Tabii 24 sene evvel. Çeyrek asır aşağı yukarı. Yaklaşık tabii. Hatta evet. 99-2000 sezonu 25 yani, yıl. Tabii işte yani yani ciddi bir değişim olmuştur. O yüzden de bazı kayıplarımız da meydana gelmiştir doğal olarak. Maalesef. Neyse Galatasaray'a, temsilcimize Young Boys karşısında başarılar dileyelim bir kez daha. Sizin eklemek istediğiniz son bir şey var mıdır hocam? Kadro ile ilgili belki beklentilerimden bir tanesi az evvel basın toplantısı olan Berkan'ın bir sol bekte tercih edilebileceğini düşünüyorum. Kimin? Berkan'ın. Sebebi Berkan'ın de şu, sol bekte mi hocam? Evet. Dubois olabilir. Çünkü şu sebep şu. Orada Blum var. Özellikle orta sahada Ugrinić ile Blum'un ters taraftan bir bağlantıları vardır. Çok atağa çıkma konusunda. Belki buna bir önlem almak isteyebilir. Bu önlem alırken de Dubois mı tercih edecek? Berkan'ı mı? Ben Berkan tercihi de edilebilir diye düşünüyorum. Barış'ın az evvel de konuştuğumuz gibi belki sonradan ilave olabileceğini, Okan Hoca'nın oyununda çok önemli rolü var. Ön alan baskısında Barış'ın ama belki işte Ziyech'le biraz top oynayıp aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi ters taraftan atağa çıkacak Sara ve Kerem'le gol pozisyonunda yakalayabileceğini düşünüyorum. Ez cümle başarılar, çok gönülden başarılar. Tüm Avrupa'da yarışan tüm takımlarımıza başarılar. Kesinlikle. Bu arada Barış Alper'le ilgili hani son 2-3 dakikamız kaldı. Sonra araya gitmemiz gerekecek ama mesela ben şuna çok şaşırmıştım. Geçen sezon Barış Alper'i izlerken aklıma şimdiki söyleyeceğim istatistik gelmemişti. Geçen sezon sizce Barış Alper yüzdesel olarak en çok hangi mevkide oynamıştır? Tahmininizi alayım. Ben şey demiştim bir yayında. Şöyle Muslera'yı ortaya koy. Bahçenin tamamında oynadı. Değil mi? Sağ bek, sağ açık, santrafor, sol açık, back, sol bek. Zaten sol bekte ağırlıklı sol gibiydi. Back. Kemal abi sizin var mı bir tahmininiz? Yok. Ben o zaman hemen cevap vereyim. %40'la sağ açıkta en çok oynadığı yani mevkiymiş geçen sezon. Ben biraz şaşırdım. Daha çok sol bek mesela benim nedense aklımda. Geçen sezon ihtiyaç anında camı kırın derler ya, o benim için o pozisyondu. Ama sağa çıkmış mesela. Ama işte orada çok etkili oldu. Çok tabii. Çok faydalı oldu. Sizin söylediğiniz noktaya geleceğim işte oradan da. Ne olursun hocam sağa çıkla görev ver diyorsunuz ya. Aslında o konucu da veriyor. Hani tam sizin talebinize de cevap veriyor konucu. Öyle olmalı diyor. Bu benim görüşüm ya. Yok yani, futbol görüş açısından kıymetlisiniz. Ya estağfurullah. Muhtemelen Okan Hoca da orada oynamasını çok istiyordur ama işte bir an hiç sol bekiniz yoktu, sağ bekiniz yoktu. Ben o sahneyi şöyle de biliyorum biraz Okan Hoca'yla da bir sohbetinde. Ya sol bek, birisine ihtiyaç var sol bek. Tempolu, Galatasaray'ın geninde vardır. Beklerinin hücuma katkılı olması genlerinde vardır. Okan Hoca'nın onu orada oynatmak istemesi önemli. Daha önemli bir şey de Barış'ın evet hocam oynarım demesi. Yani Barış orada sahada olmayı tercih etti. Neresinde olursa olsun takımın. Evet, o da onun her geçen gün performansına hem değişik mevkilerde oynayabilme özelliği kattı ya da oynayabileceğini bize gösterdi. Hem de değerini artırdı.
Ben bazen şey söylüyorum, çok affet Kemal abicim beni. Estağfurullah. Düğünde bile oynayanları çekiyor video. Güzel benziyor. Ya, hakikaten öyle. Oynadı, o da şimdi piyasaya çıktı. Oynamasaydı kulübede kimse çekmeyecekti. Tabii. Peki. Hocam teşekkür ediyorum. Ben Kemal teşekkür abi, Galatasaray bile onu en azından Avrupa açısından noktalamış olalım. Temsilcimize bir kez daha başarılar dileyelim. Şampiyonlar Ligi playoff'unda. Şimdi sizlerden bir ara rica edelim. Aranın ardından şöyle yapacağız. Daha elbette konuşacağımız çok konu var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kulüplerimizde yaşanan detaylara bakacağız ama bir yandan da VAR kayıtları açıklandı. O VAR kayıtlarının ana aktörlerinden biri de Galatasaray'dı. O yüzden Galatasaray bir onu kapatmayalım. Avrupa Arenası'nı kapatalım Galatasaray adına. Dönüşte VAR kayıtlarıyla programımıza devam edelim. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, A Spor'a dün özel açıklamalarda bulundu. Elbette gündem maddesi VAR kayıtlarıydı. Bir neler söylemiş onu da hatırlayalım. Evet, VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları sonrası tartışmalar devam etti Kemal abi. Ben hiç dinlemem. Seyretmem de. VAR beni hiç ilgilendirmez. Daha ilk gün VAR işte yapılacak böyle 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 diye haber çıktığında bilmiyorum. Benim yani o anki hissiyatım veya görüşüm, Türkiye'de tek karşı çıkan adam bendim. Niye dediler? Burada da söyledim. Dedim ki ben hakem olacağım. Yağmurda, çamurda, karda 90 dakika. 105'e 68 ölçüleri olan bir alanda oyunu takip edeceğim. Kurallara riayet edeceğim. Kararlar vereceğim. Yardımcılarım hakeza öyle işte biri bu tarafı takip edecek, öbürü takip edecek. Koşacaklar, moşacaklar. Sonra orada bir arkadaş oturacak, kahvesini içecek. Cigara da içiyorsa bilmiyorum, onu da içecek. Hop hop bir dakika gel diyecek. Hadi ya. Hadi ya, ben ne maçlar seyrettim arkadaşlar. Bırakın Türkiye'yi. Türkiye'de de var, anlatacağım çok da. Ben Dünya Kupası seyretmiş adamım ya. Maradona'nın elle attığı gol. İngiltere'yi eledi. Diye yarı finalde eledi ya. Adlandırdığı gol. Evet. Tanrı'nın eliydim dedi adam maçtan sonra. Yani çok akıllı bir adam Maradona da, rahmetli. Yani olacak şey değil ve biz basın tribününde işte Türkler zaten bir yer ayrılıyor. Alman'a bir yer, ötekine bir yer. Biz gol iptal etti dedik ya. Ne oldu ya dedik böyle bir. İçimizden birisi dedi ki elle attı oğlum, elle attı dedi. Kim? Şu anda hayatta değil. Can Bartu. Abi ne diyorsun dedim ya, ben arkasında oturuyorum. Oğlum elle attı herif dedi. Yapma abi ya dedim, göreceğiz dedi. Basın merkezine geçtik tabii. Yazıları mazıları yazacağız. İşte baktık hakikaten elle atıyor. Allah rahmet eylesin. Yani çok özel isimlerden biriydi. Tabii. Yani daha futbolun değil, spor açısından. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve İngiltere, yani futbolun beşiği dediğimiz fi tarihinden İngiltere yarı finalde finale çıkacak ya, yense Arjantin'i. Ya işte neyse, yani yenilmese, uzatmaya gitse filan falan. Hani yani sizin VAR konusundaki hassasiyetinizi çok iyi anladım abi. Ben karşıyım. Bir taraftan şu da bir gerçek. Karşı çıkanların bir kısmının sebebi hani eşyanın tabiatı olarak görüyor. Mevcut kuralı, mevcut düzeni, işte üç hakemli düzen. Bu biraz daha işin ruhundan uzaklaştıracak gibi bir yaklaşım var. Ama tabii endüstriyel futbol artık hatanın, özellikle bir düdüğün milyonları bir taraftan alıp diğer tarafa verdiği maddi anlamda bir şey yapıyorum. O düzen içerisindeki dengeyi biraz daha korumak açısından ya ben VAR'a çok karşı olamadım. Elbette teknolojinin bu denli içimize girmesi, tartışırız bunu, ayrı bir konu, tartışma konusu ama hani teknolojiden biraz faydalanmak lazım. Mesela offside ile ilgili artık tartışmalar büyük ölçüde bitti, bunu kabul edelim. Yani offside'den bir takımın artık canı kolayına yanmıyor. Bir dakika. Güzel bir yere geldin. Lafını kestim. Kusura bakma. Lütfen estağfurullah. Ona da çok karşıyım. Neye biliyor musun? Adam 5 metre olsaydı atıyorlar topu, adam alıyor gidiyor. Sürüyor orta yapıyor. Birisi kafa vuruyor.
Tabii dakikalar sonra kalkıyor. Hatta Muslera bu sebepten sakatlık yaşadığında çok ciddi tartışılmıştı bu konu. Ama orada da MHK başta olmak üzere İFAB'ın da mutlaka altını çizdiği bir konu var abi. Eğer T bölgesi olarak adlandırıyorlar, ceza alanına yakın bölge, köşe vuruşuna yakın bölge ve orta sahada hani cezaların önündeki yayın da içinde bulunduğu bölge, o tehlikeli noktalara yakın yerlerde olursa ve bununla birlikte net bir şekilde göremeyip bıçak sırtı diye adlandırdığımız bir pozisyondaysanız ne olursunuz bayrağınızı kaldırmayın diyorlar. Zaten teknoloji arkanızda, gerekirse 30 saniye sonra da olsa adalet tecelli eder. Siz o bıçak sırtı konularda, o pozisyonlarda bayrağınızı kaldırmayın diyor ama dediğiniz gibi fersah fersah önde 1 metre 2 metre öndeyse orada da sorumluluk alıp bayrağı kaldırmak lazım hakem için söylüyorum. Bak şimdi ben yani ne maçlar seyrettim hayatımda. Çok önemli bir hakemimiz. Çok önemli. FIFA kokartlı. Uluslararası çok maç yönetmiş falan filan. İstanbul İnönü Stadı'nda Dolmabahçe'ydi galiba o zaman. Bir Beşiktaş ne maçı ya? Ay bak. Beşiktaş'ın bir maçı. Peki abi. Bir top oldu. Numaralı da bizim basın tribünü biliyorsunuz eski. Oraya da çok geldik zamanında. Maçı anlatmaya da yayın yapmaya da. Seyrediyoruz. Bir top oldu. Aradan bir top attılar. Beşiktaş'ta bir sağ bek vardı Ahmet. Sonra Amerika'ya gitti. 3 metre offside. Aldı götürdü attı golü ve maç o golle bitti. Verdiler golü. Maçın hakemi ertesi gün gazeteye geldi. Başka bir işi vardı zaten. O işi bir bölümünü halletmek için geldi. Nedir o iş? İşte pasaport veriyoruz. Bizim pasaportla yurt dışından tep ithal ediyor filan. O zaman böyle bir şeyler yok şimdiki gibi. İçiyoruz kahve. Ya hocam dedi, bir şey soracağım benim. Tabii şekerim dedi. Sor. Çok iyi de dostum. Hocam be dedim. Nasıl verdiniz o golü dedim. 3 metre offside dedim. Hani öyle hizza mizza bir metre falan. Şöyle bir baktı etrafa. Yakında kimse var mı diye. Hakikaten dedim ya. Çok merak ettim dedim. Ya Kemal'cim Beşiktaş küme mi düşseydi dedi. Beşiktaş da o sene tehlike attığında ha. Bir iniyor bir çıkıyor bir iniyor bir çıkıyor gitti ha gider. Ya Kemal'cim be dedi Beşiktaş küme mi düşseydi. Bir başka şey daha anlatayım. Ve maça golle bitti ha. Evet. Bir şey daha anlatayım. Bir Fener Galatasaray maçı. Sağdan Galatasaraylı oyuncu geldi. Ortayı attı. Penaltı noktasına doğru geliyor. Yani top bir Galatasaraylı'nın ayağına oturacak. Çok usta bir oyuncunun. Fenerbahçeli oyuncu çıktı kafayı vuramayınca yumrukladı topu. Tabii bütün Galatasaraylılar havaya uçtular penaltı. Maçın hakemi sırtını döndü pozisyona. Oyna dedi. Dediler ki ne? Oyna mı? Nasıl oyna? Galatasaraylılar dedi ki ya hoca yumruk attı görmedin mi ya? Hani Maradona gibi de değil. Şöyle de değil. Bayağı böyle. Neyse. Dedim ki beyler fazla telaşlanmayın. Bu maç zaten dedim. Fenerbahçe'nin puan alışıyla biter dedim. Berabere bitti. İşte var. Biraz bunların önüne geçti Kemal abi. Dur şimdi abi. Ama bir dakika abi bak. Şimdi. O sebeplerine karşı. Hayır tamam da biz neler seyrettik ama. Tabii tabii tabii. Ama aynı hakemin. Aynı hakemin pazar günüydü maç. Cumartesi günü saat 7 ile 8 arası evine $7,500 para gitti. Hem de ne hakem ha. Dünya kupalarında ilk kırmızı kartı gösteren hakem. Kim? Peki. Kim? İsim vererek şimdi şey doğurmayalım ama gerçi artık doğacak bir şey kalmadı. Hayatta değil zaten tabii, hayatta şu anda. Değil, o sebeple de ama gene şey yüklemeyelim abi. $7,500
götüreni de tanıyorum. Allah rahmet eylesin. Olumsuzluk yüklemeyelim üzerlerine. Boş verin. Geçin peki sana. Ama yani bak var yok o zaman. Tabii. Yani tabii. Şöyle maçın mutlak hakimi hakemdir. Biz top oynarken bize öyle söylediler. Elbette öyle ama işte Kemal abi dediğim gibi bazı noktalarda da toplum kamuoyunda vicdanları zorlayan kararlar vardı. İşte offside başta olmak üzere dediğiniz gibi o bariz elle oynamalar, işte sert müdahaleler. Bunlar kamuoyu vicdanını rahatsız ederdi. Hangi tarafa verilirse verilsin karar. Biraz var. Bu konuda açık söylemek gerekirse yüreklere su serpiyor. En azından bir orada bir dayanak var olarak. Bir başka gözüküyor. Şey daha ilave edeyim. Aman ama başımızı ağrıtmasın. Yok yok pası hocaya vereceğim. Ben hakem olsaydım buyurun abi. VAR çıktığında bırakmıştım hakemliği. Tercih meselesi elbette. Tercih meselesi. Peki hocam VAR kayıtları açıklandı. Evet. Kemal abi sağ olsun anılarla bizi aldı. Bambaşka yerlere götürdü. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Şimdi VAR kayıtları açıklandı. Elbette tartışılan mesele Galatasaray'ın bu açıklanan VAR kayıtlarına kabul etmeyişi. Bir başka boyutla da itiraz edişi. Sizin yorumunuz nedir hocam? Bu hafta özelindeki kayıtlar için. Şöyle söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla hakemlere VAR'la ilgili eğitimlerde şu söyleniyor. VAR'a diyor ki %100 yani karar değiştirecek bir uyarın yoksa çağırma hakemi. İspat. Hakemi çağırma diyor. Hakemi de diyor ki sana %100 bir şey varsa sunacak. Ya o zaman otomatik olarak kararı hakem çağırdığında bir nevi değiştirmeye gidiyormuş gibi bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi ben Konya maçındaki pozisyonda ben televizyondaydım, seyrettim. Birkaç kez tekrarını seyrettim. Benim yorumum şuydu. Torreira rakipten önce ayağını soktu. Topa dokundu. Gole yardımcı oldu. VAR hakemini dinlediğimde şu notunu aldım. Tam hani bir kelime şaşırmayayım diye. Top Galatasaraylı'nın ayağına Konyalı oyuncu topa vurmak isterken Galatasaraylı oyuncunun ayağına vurduğu için Galatasaraylı topa vuruyor. Burada iptal, bu Galatasaraylı yine bir söylem. Faul olabilir diyorsunuz. Bu Galatasaraylı yine bir söylem. Peşine diyor ki Galatasaraylı rakip oyuncunun önüne ayağını koyuyor diyor. Bunda bir sakınca yok. Top saklamak diye bir şey vardı. Topu koyarsın adam ayağını engellersin yani. Hani belki başka bir şey anlatmak istiyor VAR hakemi bilmiyorum ama evet. Anlattığı şeylerin hepsi Galatasaray lehine ama Galatasaray'ın golünü iptal etmesini talep ediyor. Ve bence orada bir ufak bir şey daha var. Maçın hakemi belki genç bir hakem ve saygı duyuyor VAR'daki insanlara da. Evet abi diyor neredeyse hani izleme böyle mi diyor. Hani orada bir yönlendirme yerine düşündürtmek. Benim fikrim bu ama sen yani maçın hakemi sahada olandır. Yani asıl olan. Biraz, direnç hoca, direnç tonuslu olmak. Evet, biraz teknolojiye çok fazla sırtımızı dayıyoruz. Teknolojiden istifade etmek başka bir şey. Yorumu, canlı insanların yaptığı yorumu oraya bırakmak başka bir şey. Çizgiler, şunlar bunlar %100 doğru. Birçok kusuru bence hallediyor tabii. Ama saha içerisindeki o insanın televizyondan bakışıyla niyetini okumakla, orada gördüğün nefesinden heyecanına kadar okumak başka bir şeydir. Pozisyon gözünün önünde. Bence bu maçtaki pozisyon orta hakemin verdiği kararla devam edebilirdi. Dedim ya yorumları dinlediğimde Galatasaray lehine yorumlar ama talep edilen Galatasaray'ın golünün iptal edilmesi oldu. Evet. Oradaki durumu da ben biraz şöyle okuyorum. Hepimiz bir takım taraftarıyız en nihayetinde. Zaten öyle olmasa bu işi zor yapardık. Evet. Futbolu sevmemiz için bir takımı desteklememiz lazım. Kendi takımım bu denli böyle bir gol yese tavrım ne olur diye düşünüyorum. Evet. O sebeple de hani bu konuda da gel git yaşıyorum ama orada terminolojide bence de biraz hata yaptılar. Oradaki asıl kastettikleri şey şu diye anlıyorum. Torreira topa dokunabilseydi zaten hiçbir faule dair hiçbir şey konuşulmayacaktı ve tertemiz gol verilecekti. Ama topa dokunamayıp ayağını koyup rakip oyuncu olarak adlandırdığımız işte Konyalı oyuncu da topa hamle yapmak isterken Torreira'nın ayağına vurunca orada bir engel olduğu kanaatine vararak VAR uyarıda bulundu ve golün iptaline kanaat getirdi. Daha doğrusu gol iptal olması için hakemin yanına çağırdı ama ispat konusu çok kıymetli. VAR ısrarla onu söylüyor. Bütün VAR'ın eğitmenleri de mutlaka ama mutlaka ispat sunmak zorundasınız. Aksi takdirde zaten çağıramazsınız diyor. İlk zamanlar şeyde tartışıldı hocam. Sizin açmış olduğunuz o konu kıymetliydi. Kıymetli, kıdemli teknik hocalarımız vardı, hakemlerimiz. Şimdi onları da çağırmak eskiden güçlü ilk zamanlar. O da mesela konuşulmuştu.
Ya kolay mı bir Fırat Aydınus'u o günkü Cüneyt Çakır'ı çağırmak? Özellikle VAR pozisyonunda oturan da daha kıdemsiz, daha alt hakemler oluyordu. Onun önüne geçmek için de eğitimler yapılıyor. İşte bu konuda hakemlerin alınganlık göstermemesi için eğitimler de yapılıyor. Ama geldiğimiz nokta yıllardır artık var hayatımızda. Acısıyla tatlısıyla da daha çok tartışacağız gibi de geliyor. Sevgili Burak, eleştiri çok kıymetli bir şeydir. Bizim ülke insanımızın eleştiriye bakışı şu: eleştiriyi kim yapıyor? Halbuki eleştiriye bakmak lazım, kimin yaptığına değil. Evet. Hani biz bir otomobil tamirine gittiğimizde, abi senin bujiler yağ kaçırıyor dese, sen benim bujime laf edemezsin kardeşim, sen kimsin dediğimiz oluyor mu yani? Yok. Eleştiri mesleki bir şeydir yani. Kişiliğiyle ilgili başka bir, hani kişisel özelliğiyle ilgili bir eleştiri yok ki. Evet. Ha, o yüzden bunu da kabul etmek aslında biraz bize bir kıdem atlatır yani. Erdem bu mi? Anlamda. Tabii, kesinlikle, yani. Kesinlikle. Kemal abi, hocam isterseniz yavaş yavaş Galatasaray dosyasını kapatmış olalım. Bir kez daha da bu arada hani bu blokta artık Avrupa Arenası'nı konuşmadığımız için Young Boys maçına hiç değinmedik. Ama temsilcimize Young Boys karşısında başarılar dileyerek Galatasaray sohbetimizi noktalanın. Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Sarı lacivertlerde elbette tartışılan birçok konu var. Onlardan biri transfer konusunda, mesela Ferdi gidecek mi kalacak mı? Giderse ne kadara gidecek? Ferdi'nin ederi nedir bugünkü piyasada? Ve bununla birlikte Ferdi giderse yeri nasıl doldurulacak? Bir taraftan da orta sahada cam adam olarak adlandırılan bir Fred gerçeği var. Fredli Fenerbahçe'de Fredli Fredsiz geceli gündüz gibi. Fred yoksa çok zorlanıyor. Fred varsa o bölgede nefes alıyor. Yanındaki oyuncuyu da etkiliyor. Tüm bu gerçeklerle birlikte Fenerbahçe dosyasını açalım. Kemal abi, neler söylemek istersin bugünkü güncel Fenerbahçe'nin durumu için? Valla ben bugünkü Fenerbahçe için söyleyeceklerimi 1,5 ay evvel söyledim. Daha maçlar falan başlamamıştı. Neydi ana fikrim? Şunu sormuştum burada benimle beraber programa çıkan arkadaşlara. Arkadaşların tamamına, genele bir soru sordum. Bana Türkiye'ye gelip de başarılı olmuş bir tane Portekizli hoca söyleyin dedim. Transferde var ama şeyde hoca, yok. Hoca. Yani yok. Ben de vardım bir yayında. Var mıydı? Pereira mesela transfer konusunda çok başarılı bir hoca. Yani bazı hocalar vardır. Transferi emanet edersin ama takım emanet etmezsin. Ama takım emanet etme konusunda hemfikirim. Başarılı olan yok. Dedim ki ben dedim olabilir, unutmuş olabilirim, dikkat etmemiş olabilirim. Ne olur dedim, bana söyleyin. O gün burada olan arkadaşlar, bir Sefer Hoca da varmış. Başka seferlerde başka arkadaşlar da var. Kimse ya işte şuydu, bak şunu şampiyon yaptı, buna küme kurtardı falan diye kimse bir şey söyleyemedi. Şimdi futbolda oyuncu da dahil, hoca tabii, hücrenin uyumluluğu çok önemlidir. Yani takımı yöneten, yönlendiren, kuran, çalıştıran, çalıştırtan hocanın bakışı, görüşü, hatta yaşam biçimi, bunlar çok önemlidir. Futbolcuyla uyumu çok önemlidir. Şimdi ben Portekizliler için genel bir kanaatte bulundum ve onu da öne sürdüm. Şimdi ben buradan Fenerbahçe'nin bugünkü hocasına soruyorum. Ya İrfan Can sana bir şey mi yaptı? Şu Göztepe maçında hani zaten ilk 11'e koymuyorsun genelde de, bari bir son 15 dakika sok oyuna ya. Ki aynı İrfan Can. Hayır, sakat Avrupa'da olur. Kapısını çalan oyuncu olur. Cezalı olurdu. Değil zaten de sakat olur. Dersin ki arkadaş sen tribünden maçı seyret. Sakat oyuncuyu oraya oturtmam bir kere. Ama sen İrfan Can'ı Göztepe maçı giderek zorlanmaya başlanmışsın. Efendim işte şöyleydi de böyleydi de. Sen İrfan Can'ı soksana bir 15-20 dakika oyuna. Madem öyle. İrfan kenarda kendini yırttı. Puan gidiyor diye. Ama hoca oralı olmadı. Yani şimdi şurada kendi notlarıma bakayım.
Mesela Osayi Samuel'i 73. dakikada çıkarmış. Kimle beraber? Maximen'le birlikte sanki çıkmıştı o dakikalarda. Evet, 73'te evet beraber çıkmışlar. 73'te. Sonra 80'de de Tadic'le En-Nesri değil mi bu? Evet, En-Nesri'yi çıkarttı. Ha. Oyuncu değişiklikleri de bana biraz tuhaf geliyor. Yani bayağı tuhaf geliyor yani. Yani golü yedikten sonra oyuncu değişikliklerine başlamıştı. O günkü Fenerbahçe hatırlıyorum. Maç 2-0'da hatırlayın. İlk yarı bittikten sonra evet. İkinci yarı Fenerbahçe golü yedi. Golü yedikten sonra değişiklikler başladı. 67'de başlamış. Şey yemiş golü. Tabii 67-68 o bantta yedi. Evet. Daha sonrasında 70'lerde de 74. Oyuncu değişiklikleri başladı. Oyunu tutma hamleleri yeterli olmadı. Golü ne zaman dedin hoca? Oyuncu değişikliklerini diyorum 74'te. Ha, oyuncu değişiklikleri. Zaten son golde 90'da geldi. Evet. Yani şöyle illaki kötü gidiyor diye oyuncu da değiştirilmez. Çok iyi giderken de bir oyuncuyu değiştirebilirsin. Bunlar antrenörün görüşüne bağlı. Ama Fenerbahçe'nin yaptıklarını ben şahsen kendi kendime izah edemiyorum. Yani Göztepe ile İzmir'de oynuyorsun. Değil mi? Deplasman maçı oynuyorsun. Hem En-Nesri'yi hem Zeko var takımda. Çift santrafor başladı. Ha, bir tane daha koysaydım be. İki tane yeter mi hiç? Yani her oyunun bir stratejisi vardır. Ferdi'yi 73'te oyuna sokmuşsun. Evet. Yani sen Ferdi olayına teknik direktör olarak bir başka açıdan bakacaksın. Gitti gidiyor. Neyse 30 oldu 35 oldu. Gitti geliyor. Abi sen Ferdi'yi ya ilk 11'e sok ya da hiç oynatma. Ferdi'yi Lille maçında oynatmayışı ciddi tepki almıştı. İşte ha. Tamam yani, bu maçta da koyma kadroya. Gönderiliyorsa değil mi? Öyle bir şey varsa. Ciddi tepki almıştı. Evet, bu maçta da oyuna sonradan dahil edildi. Acaba o yüzden mi oynatmadı? Lille maçında yok, o sebeple oynatılmadı şeklinde sosyal medyada tartışmalar olunca taraftar da ciddi anlamda tepki göstermişti. Bu sebepten dolayı oynatılmıyorsa eğer diye. Ben Kemal abinin sözü bitince o konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabii. Söyle. Şimdi birinci oynanan Lille maçında İki gole Ferdi sebebiyet verdi gibi. Yani bir öncesinde bir tane olabilir. Eksildi, bir tane çıkarken kaptırdı falan. Ben şunu söyledim bir yayında. Mourinho Ferdi eğer gitmez ise Ferdi bu takımın hemen her mevkisinde oynar bana göre. Geçen senenin Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin en iyi 2-3 formda oyuncusundan birisidir. Zaten orijini sol bek değildi. 10 numaradır, yani 8'dir. Evet, yani çok çocukluğundan beri bildiğimiz bir oyuncu. Ben dedim ki Mourinho Ferdi'yi 2-3 hafta sonra ilk 11'de sol bekte oynatmayacak. Ferdi sol önde oynar, sağ ön oynar, 8 oynar, 10 oynar. Oynar oğlu oynar. Ki oynar. Yani Ferdi bir yere yazarsınız, ona sonra yer bulunur. Ama Mourinho sol bekte oynatmayacak dedim. Çünkü Mourinho savunma gücü daha fazla oyuncularla burada oynuyor. Zaten ilk geldiğinden beri sol önde başlattı biliyorsunuz. Öbür tarafa koydu yani. İlk tercihi Ferdi için sol bek olmadı. Ben özellikle Lille maçından sonra da burada savunma güvenliği. Çünkü savunma güvenliğini öne aldı. Ferdi savunmada da gayet başarılı bir oyuncu enerjisiyle. Ben bunu söylemiyorum. Mourinho'nun bakış açısından Mourinho biraz daha size'lı evet. Bek istiyor. Şimdi Tadic sol ön oynadığı zaman çizgiyi kullanıyor. İçeriye koşu yapıyor Ferdi. Bir sürü alan buluyor. Rakipleri çok zor durumda bırakıyor. Ama oyun planı şu an Mourinho'nun sağda biraz kısa oynayıp terse Maximen'e birebire yön değişikliğiyle birebire bırakmak ve oradan bir gol hazırlamak. Maximen bunda çok başarılıdır, başarılı da olacaktır ama içeriden koşu yapan bir oyuncuyla içeri koşu yapan Maximen'in yani Ferdi ile Maximen'in bir birleşmesi söz konusu orada. Yani Maximen ve Ferdi önlü arkalı Mourinho'nun arzu ettiği bir ikili değil bence. Bu yüzden bunu ayrı bir yere koymak lazım. Ferdi çok başarılı sezonlar geçiriyor.
Avrupa Şampiyonası'nda da öyle. Dedim ya, bir Şampiyonlar Ligi'nde iki maç oynasa Ferdi 5-10 milyon euro daha fazla onun hakkında konuşulur. Ama Mourinho'nun bu sebepten hani gidecek diye değil, bence kendi oyun tarzı ve tavrıyla ilgili oynatmadığını düşünüyorum. Maalesef. Göztepe maçıyla ilgili. Göztepe maçında ilk yarı Fenerbahçe'nin topa sahip olma oranı %65. Göztepe'nin %35. İkinci yarı Fenerbahçe'nin %45, Göztepe'nin %55. Bir kere topu vermiş. Mourinho'dan beklediğimiz bir şey mi? Evet, beklediğimiz bir şey. Bana göre Mourinho'nun oyun tarzı Fenerbahçe'nin genleriyle uyumlu değil. Mourinho 3-5 hafta sonra çok başka bir performansa ulaştırabilir mi? Evet, bu çapta bir teknik adam. Tabii. Düşüşte olduğu gerçeği var. Bunu ayrı konuşuyorum ama şu an geçenlerde açıklandı. En iyi 20 hocadan bir tanesi, 17-18. Tabii, sıralarda bir yeri var bir yani. Teminat. Ama şunu unutmamak lazım. Başarılı olduğu takımlarda bile oynattığı oyunu eleştirildiğini hatırlayalım. Niceler otobüs çekme hikayesini yaşattı. Yani, biz de kaleye. Şurada şu hakkını da verelim. Adam futbolla ilgili bir yorum yaptığında diyoruz ki ya Mourinho'sun ya sen. Her şeyi biliyorsun gibi. Böyle bir yorum da var. Yani teknik adamlık ismi ayrı bir yerde. Şu an Fenerbahçe ile ilgili uyumu veya şu ana kadar en azından şu ana kadar Fenerbahçe'ye Mourinho'nun takımı olduğu ya da olacak diye bir ışık şu ana kadar görünmedi. Van Bronckhorst'u ilk geldiği günden beri evet bakın takıma eli değdi diyoruz. Beşiktaş Mourinho siyahla için, beyaz gibi geçen sezonda. Onu konuşacağım. Mourinho için henüz ben en azından hala evet takıma eli değdi diyemiyorum. Eli değdi şöyle diyorum, takımı biraz hırpaladı diye diyorum eli değdi. Yani mevcut giden bir şeyi biraz sanki kendi usulüne çevirecek en doğal hakkıdır. Ama şu ana kadarki yaptıkları Fenerbahçe'nin genleriyle çok uyuşmadığını söylüyor. Ama hocam aslında her sonuç aslında bir tercihten kaynaklanmaz mı? Şundan dolayı bunu da söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe son yıllarda hep şunu da tercih ediyor. İsmail Kartal'la sezon sonunu iyi getiriyordu. Diyorduk ki yani 3-4 dokunuşla birlikte bu takım toparlar. Hop Jesus geldi, 10 küsür transfer yapıldı, sıfırdan kadro kuruldu ve o kadro içinde adaptasyon sürecine ihtiyaç var dendi. Daha sonrasında tekrar İsmail Kartal, İsmail Hoca'yla 99 puan, işte tarihi rekorlar vesaire. Fener Galatasaray'da 102 puanla tarihi rekorla şampiyon oldu. Şimdi bu sezon, geçen sezon başarılı Fenerbahçe, hatta biz reklam arasında konuştuğumuz evet. Konu. İsmail Kartal'ın elindeki kadro, Fenerbahçe'nin beyanı şampiyon kadro. Şimdi bu şampiyon kadroya inanıyorsanız eğer ufak bir iki dokunuş da bir kez daha şampiyonluk için Avrupa'da da önemli adaylardan biri olabilecekken Mourinho tercihi tıpkı iki sezon önce Jesus'ta olduğu gibi bir tercihti. Ve bugünkü biraz sonucu doğuruyor. Sonuçta şu, biraz daha zamana ihtiyaç var söylemi. Şimdi Ali Koç Sayın Başkan'ın ilk dönemleri olsa belki taraftar nezdinde bu talep karşılık görecek. İşte o zamana ihtiyaç olma hadisesi ama 10 küsür senedir Avrupa arenasından uzak kalma, şampiyonluktan uzak kalma hadiseleri olunca biraz sabır konusunda da sabır taşı çatlatı derler ya, biraz o noktada. Ya, demin Kemal abi değindi, şimdi geçen senenin kariyer sezonunu yaşadı. Hem de kendi gerçek mevkisinde olmadığını söylediğimiz İrfan Can Kahveci var. Tabii sahada kendisini da, toparlamıştı. Tabii, İlk başta kötüydü. 3 gün önce 120 dakika oynamış Dzeko, 120 dakika oynamış Tadic var. Buna rağmen hani hiçbir Fenerbahçe taraftarı İrfan Can'ın 90 dakika boyunca hele de skor böyleyken dışarıda kalacağını herhalde veya topa sahip olması gerekirken İrfan Can'ın dışarıda duracağını akıl etmezdi yani. Şimdi ben şunu söylüyorum. Mourinho'nun teknik adamlığının kariyerinin dışında bir şey anlatmaya çalışıyorum. Van Bronckhorst geldi, yaptığı olumlu işleri konuşuyoruz. Mourinho geldi, basın toplantılarını konuşuyoruz. Bence fark bu. Şu ana kadar Van Bronckhorst takımına ne kadar etki ettiyse anlattık. Mourinho'nun da etki etmediğini, varsa bir etki, olumsuz bir etki olduğunu şu ana kadar ki gözlemlediğim şey bu benim. Kemal abi. Vallahi yani hocanın söylediklerine katılıyorum.
Yani bence burada başka bir şey daha söylemek lazım. Bunu ben bizim Kadıköy'de gittiğim her yerde anlatıyorum. Aziz Yıldırım, bundan evvelki başkan, Mourinho'yla gidip konuşacağım İngiltere'de. Bakayım bir teklif gibi hani filan falan gibi bir laflar. Seçim sürecinin ilk başlarında. İlk başlarında. Bu laftan sonra Ali Koç gitti aldı Mourinho'yu. Acaba diyorum, ya şimdi bu Aziz Yıldırım gidip Mourinho'yu götürürse ben bu kongreyi kaybederim endişesiyle mi gitti aldı getirdi? Yoksa başka bir şey mi? Yoksa inandığı için mi? Ben zannetmiyorum. Yok hani iki seçenek var. İkisinden biri de bu. Ay. Tabii elbette bu bir yorum. Yani o güne dair açıklamalar da geldi. Mourinho cephesinden de Branko başta olmak üzere. Daha öncesinde biz görüşmüştük diye yaklaşımlar oldu ama tabii bu yoruma saygı duyuyorum elbette. Bugünkü gelinen sonuç. Ya şu bir gerçek, o zamanki seçim süreci dediğiniz gibi bu sonucu doğurmuş olabilir. Yani bu yaklaşım o yüzden yanlış diyemiyorum ama bugünkü Fenerbahçe'de ben bu oyuncu kadro kalitesinin daha üretken olabileceği kanaatindeyim. Biraz ondan uzak Fenerbahçe. Onda da tabii Mourinho'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Sonucuna bir geliyorum şey, mecburen. Bir şey söyleyeceğim. Gel sen. Mecburen yani gel. Bu takım çok fazla üretir ama çok fazla üretmeyi talep eden bir teknik adamınız olursa. Ben belki bir kıyas olacak ama çok sevdiğim bir söz buraya oturur mu bilmiyorum. İnsanları yaptığınız işle meşgul edin. Yaptığınız işi anlatmakla değil diye güzel bir söz söyle. Var. Çok güzel bir söz. Ben şu gün için Van Brokos'un yaptığı işle meşgulüm. Mourinho'nun da yaptığı işi anlatmasıyla meşgulüm. Ama taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği nokta bugün Beşiktaş'ın daha iyi top oynadığı. Daha iyi yolda olduğu en azından. En azından bu var. Yüksek. Aynen öyle. Çok kısa. Şu an bakın mesela çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Kemal abi katılır mı bilmem. Aynı fikirde olmak her zaman beni gururlandırır. Aynı fikirde değilse hemen kendimle ilgili bir öz eleştiri yaparım. Ben şu an bir maç olsa Beşiktaş kadrosunu sayıyorum. Svensson, Paulista, Kole, Masuaku sağlam ise. İki gün idmana çıkmadı. Bir forma adaleti vardı. Emirhan'a verdi topu. Evet. Formayı. Getson, Musrati, Rafa Silva, Semih, Reşit Sağ, İmobili. Doğru mu? Fenerbahçe'nin sayalım. Zor şu anda. Zor. Stoper tandemleri değişiyor. Sayamıyoruz yani. Sağ bek, sol bek de yeniler deniliyor. Ya yani gerçi o saysama. Şimdi mesela en çok oyuna hakim olmaya çalıştığı bir dönemde savunma artık maçı bitirecek. Maç bitmiş yani. Maç bitmiş. Savunma gücü zayıf. Kulunic girdi oyuna. Bir golden önce de rakibin arkasında kaldı mesela. Ben ilk geldiği günden beri diyorum ki Mourinho kesinlikle bir atletik 6 pozisyonu koruyan bir 6 ile oynamaya alışkın. Böyle bir 6'ya ihtiyacı var. Christian Medina adı çok geçiyor. Aslında orijini tam orta saha mevki. 6-8 arası oynuyor. Tam bir 6 arıyor. Şu anda Mourinho. Fenerbahçe arayışta. 6'ya ihtiyacı var. Şimdi Fred'i konuştuk az evvel. Fred bundan önceki futbol kariyerinde sadece toplam 10 maç kaçırmış bir adamdan bahsediyoruz. Evet, bu zamana kadar Fenerbahçe'de cam adam değildi Fred. Kesinlikle. Yani öyle bir şey söylemiyorum. Biraz haksızlık Fred için. Evet, ama ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe'de mesela Galatasaray'da Kaan Ayhan orta saha oynuyor. Bir değişiklik olacak. Alın stopere oynayabilir mi? Oynayabilir. Fenerbahçe'nin böyle bir orta saha oyuncusu yok. Ciku'nun arkadan öne gelmesi savunma gücünü artıran bir durumdur. Orta sahadan bir oyuncunun arkaya gelmesi hücum gücünü artıran bir durumdur. Fenerbahçe'nin geni önde oynamaktır. Benim hafızam bunu söylüyor. Kemal abi benden 10 kez, 20 kez, 50 kez daha fazla şeyler söyleyebilir bu konuda. Ha gol, Fenerbahçe gol yemeyecekse, gol yememeye ihtiyacı varsa şöyle yapar. Ya rakibi oradan çıkartmaz ya da karşıladığı topla hızlı hücum yapar. Sadece bekleyerek savunma yapmaz. Bunu da iyi yapamadı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bu kadrosu bana göre en az toplu oynaması olan maç, toplu oynaması %60'lardır. Yani olmalıdır. Tabii. Her takıma karşı bunu yapabilecek kalitesi var şu an bu kadronun. Osayi Samuel'i bek oynatıyorsunuz. Arkasında Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nı en iyi temsil etmiş
Mert Müldür var. Osterwold'e Ferdi oynatmıyorsunuz. Osterwold'e var. Yani merkezde Çağlar'ı, Cikus'u, Bekaus'u... Bekaus'u, seçenek bol. Bol, orta sahada bir eksiğiniz var. Ve bu geçen seneden beri var. Yani Fred yoktu, çok zor durumlara düştünüz. Bence ilk yapılması gereken transfer buydu. Ben bana kalırsa. Öyle böyle kenarlarınızı götürüyorsunuz. Daha da güçlendirdiniz, hiç sözüm yok. Maksimen enteresan seyirciyi havaya sokabilecek, müthiş dönüşçü, müthiş çalımcı, top gelmesini ister seyirci böyle tabii oyunculara. Seyirci zevki yüksek bir oyuncu. Hele bizim seyircimiz, yani siz bizim seyircimize karşı istediğiniz kadar doğru oynayın. Çok takdir etmeyebilir sizi doğru oyunu. Ama bu tür oyunu enteresan bir şekilde hemen alkışlamaya başlarız biz. Böyledir yani. Bir forvet aldınız Avrupa'da, son derece başarılı. Çok önemli özellikleri olan. Ama bir oyuncu alamadığınız için ya da almadığınız için hala endişeli bir savunma anlayışınız var. Şimdi bak, biraz evvel bir şey söyledi hoca. Şu elimde arkadaşlar getirdiler, sağ olsunlar. Beşiktaş'ın muhtemel 11. Muhtemel 11. Lugano karşısında oynayacak. Lugano. Kaleciyi saymıyorum. Mert zaten. Svensson, Paulista, Kolej, Masuaku. Getson, Nusrati, Rafa. Değil mi? Doğru. Rashica, Immobile, Semih. Şimdi eğer sakat ve cezalınız yoksa, bu ekstra durumlar hariç, hı hı, siz belli bir 11 veya 12 tespit edeceksiniz. Şimdi eskiden bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde biz sayardık. Cihat Murat Ahmet, Selahattin Sami Halil, Küçük Hükretler Osman Pilefter, Halit. Turgay Candemir Tayyar, Galatasaray. İsfendiyar Suat Metin, Kadri Güngör. Beşiktaş'ı sayardık, Arif Nazmi Şenol, Birol Ahmet. Yani Tuncay Sabahattin Kaya, orta saha. Şimdi o zaman başka futbolcu yok muydu? Ama cezalı veya sakatlıysa baştaki antrenör bir kafasına göre bir ideal 11 kurar. Dediğim gibi bunlardan herhangi birinde bir sakatlık ve ceza yoksa o takımı çıkartır sahaya. Artı bir de o zamanlar oyuncu değişikliği de yok. Ben bu 5 oyuncu değişikliği hakkı var ya, buna çok karşıyım. Kaleciyi sayma, takımın yarısını değiştiriyorsun. Tabii. Yani. Evet. Pandemi döneminde hayatımıza girdi. Uzatmalı maçlarda bir tane daha var, ha? Kemal abi. Tabii. Maçlar uzatmalı olursa elinde maçlarda bir kişi daha. Ya düşünebiliyor musun? Yani 11 kişiyle bir tane top 105'e 68 alanda oynanan bir oyun. Burada alışkanlık. Oyun ezberi. Oyun ezberi, birbirini tanımışlık. Ben mesela topla giderken bilirim ki Burak buradan gidiyor. Çok iyi. Ayağımın dışıyla abi yuvarlarım adamın arasından. Filan gibi yani. Şimdi 5 oyuncu değiştirdiğin zaman birbirine hiç beraber oynamamış adamları da sokuyorsun oyuna belki. Bilemiyorum yani, öyle bir analizim de yok ama olur, normaldir bunu yaparsanız. Bir aralık 3 oyuncuydu galiba, değil mi? Üç. Tabii canım. Uzun yıllar. Uzun yıllar üç. Hiç olmaz. Bu arada hala aslında 3 oyuncu değişikliği gibi hak, ama şu şekilde ifade edeyim. 5 kere oyunu durdurma hakkınız gene yok. Yok. Yani 5 değişiklik hakkınız var ama oyunu 3 kere durdurabiliyorsunuz. Ya tamam. Hani 2 tane sokuyor. Tabii. Beş. Zaten öyle çözülüyor olay. Oluyor öyle. Yani 5 oyuncu değiştirme şartı yok aslında. 5 evet. Oyuncu değiştirme hakkı verilmiş. Hakkı var edilmiş. Yani şart yok. Mesela Guardiola yeri geliyor çok 90 dakikalarda. 2 tane, hiç bir tane hiç değiştirmiyor. Tabii. Yani futbolun en zirvesi Manchester City'den bahsediyoruz. Evet ki abi. Arka tarafta trip yapabilecek nice de oyuncusu var. Evet. Yedek kulübesinde. Ama o gün çalışmış bir hafta, 5 gün, 6 gün her neyse. Hı hı. Rakibi de biliyor kim olduğunu. Kafasındaki 11'ini koymuş sahaya, oynatıyor abi adam. Bu kadar basit. Yani ben bu işte 5'e çıktığında yine yazdım, çizdim, burada da söyledim. Yapmayın yani dedim. Günah dedim ya, o zaman 11'i yapın değişikliği. Yani bak diyorum ama. Şeyimi de söylüyorum, sebebimi de, 105'e 68'de 11 tane adam bir tane toplan oynayacak ya. Bu bir alışkanlık, birbirini tanıma, birbirini ezberleme gibi çok önemli bir şeydir yani. Olgu olması lazım.
Maalesef. Şimdi bir yandan konu başlıkları tabii bir sürü var kafamda ama bir tek editörüm Ertuğ'a da şeyi sorayım. Acaba Fenerbahçe'nin VAR kayıtlarında bir girse miydik? Galatasaray'a girdik. Haksızlık etmeyelim. Fenerbahçe'nin de VAR kayıtlarında çünkü tartışılı bir pozisyon vardı Göztepe maçında. Tamam. Onu da ekranlara getirelim. İzleyicilerimizin en azından kafasında soru işareti kalmasın. Ardından devam edelim. Kubilay kanatta. Kubilay ayakta kalmayı başardı. Kubilay gidiyor. Kendi gidiyor. Kubilay yerden gönderdi. Gol pozisyonu. Romulo! Top ağlarında gol! Göztepe önde! Göztepe önde! Potansiyel bir APP'de faulden potansiyel bir gol iptal için sana sahada inceleme öneriyorum. Bu açı mı hocam? Gol. Hocam bu açı. Gol. Faul. Hücum faul. Evet, bu açım hocam. Evet. Açtım geldim hocam. Evet bakıyorum. Tamam. Hiç sesin gelmiyor. Evet bak görüyorum. Tamam. Tamam golü iptal ediyorum. APB'de olduğunu göstereceğim bekle. Sonuna tamam kadar izleteceğim göster sana. Göster. Tamam. Ayaktaki temas tamam anında bir daha gel. Zoom yap burada dur. Hayır diyor. Faul dedi Kadir Sağlam. Evet. Göztepe'nin atmış olduğu golde faul kararı vardı. Orada İsmail yanlış hatırlamıyorsam ayağına basma hadisesi ki o da tartışıldı mesela. O açı ekrana gelmedi ilk başta. VAR monitöründe hakeme farklı bir pozisyon gösterildi. Ama nihai noktada VAR'a dair de tartışmalı anı buydu Fenerbahçe'nin. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı bu pozisyon üzerinde? Yani böyle gri pozisyonlarda VAR'ın müdahale etmemesi öneriliyor. Bence bu da öyle bir pozisyondu. Burada ayağa basmayı geç gösterdi hocam. Aslında ayağa basma biraz net bir pozisyon ama takdir tabii sizlerin. Tabii. Yani burada şey hakemin takdiri bizim evet de değil. Yok hayır yorum anlamında söylüyorum. Yani şey burada biraz oyunun bu işin meyvesi gol. Golle ilgili kararlarda çok daha orta hakemin kararlarına biraz şey almak lazım. Aradaki işlerde yani ne dediniz? %100 ispat. Tabii. Bu yoksa hiç girmemekte fayda var. Abi sana dönmeye korkuyorum. Korkma. Kork. Yani gün sonunda ama VAR müdahalesiyle gelen pozisyon vardı. İstedim ki hani Galatasaray'ın mevcut o tartışma içerisindeki pozisyon ekranına getirmişken Fenerbahçe'yi getirmeden geçmeyelim. Aksi takdirde hani yanlış anlaşılmalara müsait bir pozisyon doğru yaratmayalım diye söyledim. Ama Fenerbahçe bloğunda da yavaş yavaş artık sona doğru geleceğiz. Ya ben bu durumda en çok kabahat sizi biraz Mourinho olarak görüyorum. Sebebi de şu Kemal abi. Her hocanın hakikaten zamana ihtiyacı var. Elbette Van Bronckhorst çok ekstra bir iş yaptığı için hocaları şu anda antitez niyetine, ders niteliğinde gösterilecek işleri imza atıyor ama Mourinho da haklı olarak biraz deniyor ve en doğru nasıl diyeyim ortada bir hasta varsa en doğru teşhisi koyabilmek için şu anda denemeler İnşallah, yapıyor. İnşallah, maşallah. Biraz öyle ama maalesef ben burada asıl haksızı biraz yönetim kanadında şu yüzden görüyorum. Bu tip tercihler işte zamanında Jesus, Pereira, Mourinho, Ersun Yanal bu tip tercihler biraz zamana ihtiyaç verir biraz. Hocaya zaman ihtiyaç var dedirtir. Bak Burak, Beşiktaş. Yönetim biraz onu tüketti. Paulista değil mi alınan adam? Evet. Immobile ve Rafa Silva. Rafa Silva. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın yönetiminde kim var? Samet'le Feyyaz. Öyle mi? Abim çıkmamız lazım. Çok kısa rica ederim. Devam edelim. Hadi eyvallah. Devam edelim. Tamam. Canımsın Kemal abi. Devam edeceğiz. Tamam. Yönetmenim duyuyorum. Tamam. Kusura bakmayın ama ikinci bölümde devam edelim. Tamam. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Trabzonspor'a geçelim. Malum Bordo Mavililer de yarın Sengalen'le karşı karşıya gelecek. Yayıncısı biziz. ATV ekranlarında bu 90 dakikayla karşı karşıya kalacaksınız. Saatler 22'yi gösterdiğinde mücadeleye dair detaylar vardı. Bir ona dair arkadaşlarımızın hazırladığı bir bant var. Onu ekranlara getirelim. Ardından devam edelim. Evet, Trabzonspor maçı yarın saatler 22'yi gösterdiğinde ATV ekranlarında olacak bilgisini bir kez daha hatırlatmış olayım. Hocam,
Ligde bir kez Trabzonspor'u izledik. Avrupa'da 4 mücadeleye çıktı. İkisinde istediğimiz sonuç alamadık ama diğer iki mücadelede gülen taraftık. Futbol açısından Trabzonspor şu an için taraftarın nezdinde olumlu yorum alabilecek, henüz daha seviyeye gelebilmiş değil ama bu mücadele öncesi neler söylemek istersiniz? Genelde Abdullah Hoca şununla eleştirildi. Trabzonspor taraftarları olarak eleştirenler daha yaratıcı, üretken orta saha tercih etmemesiyle ilgili. Hı hı. Bir tek Sivas maçında, Sivas'ın beşli savunmasına karşı hem Cihan'ı hem Bardi'yi kullandı. Burada da iki tane birden bu türde oyuncu kullandı. Ama Avrupa maçlarında daha çok daha oyunu tutan bir altı tavırda orta sahalarla oynadı. Bugün karşımdaki muhtemel 11'de tabii sağ bek Pedro kırmızı kart gördüğü için Ozan orada görünüyor. Normaldir. Ozan birkaç mevkide çok rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Bence önemli transferlerinden bir tanesi Trabzonspor'un. Savic çok önemli bir oyuncu zaten. Söylememize gerek yok. Hala ikinci orada orijinal stoperi hoca bulamadı. Yani henüz bir genç bir Rus oyuncu vardı galiba alınan. Onun dışında yok. Dansville'de oynayacak. Lundstrom, Okay aynı türde iki oyuncu. Şu an gördüğüm kadroya doğru gittim. Visca, Trezeguet, Dragoş'u görüyorum. Hı hı. Enis'i görüyorum. Şimdi bu çok farklı bir kadro gibi göründü. Ben burada Bardi'nin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle ofansif aksiyonlarda bir sıkıntı çekiyor Trabzonspor. Avrupa arasında genelde oyunu tutmayı tercih ediyor Abdullah Hoca, biliyoruz. Yani bu oyunu da iyi oynayan teknik adamlardan bir tanesi ama dikkat edin geçmişe, şu yakın geçmişe, şampiyon olduğu dönem Cornelius gibi, iyi oynadığı bir dönem Onaçu gibi. Yani bir pivot forvetle Trabzonspor'un oyunu daha farklı oluyor. Hatta pivot forvetler geldiğinde Trabzon'dan hep başka bir yere transfer gidiyor. Tabii. Önemli transferler de oluyor. Yani dolayısıyla bu tür forvet tipiyle Trabzon'un ve Abdullah Hoca'nın oyunu bir özdeşleşmişlik içerisinde. Ama orada bir türlü bu transfer gerçekleşmedi. Dragoş şu anda o adres değil gibi. Dragoş geçen senenin Süper Lig'de söz edebileceğimiz performanslardan bir tanesiydi. İyi bir performanstı aslında ama dediğiniz gibi bu oyunun oyuncusu değil. Birçok oyunda veya oyunun skorla ilgili bazı bölümlerinde size çok faydalı olacak ki Avrupa Şampiyonası'nda da iyi bir oyun sergiledi Romanya'da. Ama Trabzon'un oynamak istediği, Abdullah Hoca'nın oynamak istediği oyunu oynatacak oyuncu bölümünde değil hala. Sörlot'tan bu yana sahiden Cornelius, işte Cornelius, Onaçu geçen sezon fark yaratanlar. Kesinlikle. Şimdi Weghorst'un ismi geçiyor. Şimdi bir isim daha vardı hafızamda değil ama hani bu türde bir forvet. Hı hı. Şimdi burayı çözmesi lazım bir an önce ki Abdullah Hoca gibi biraz geçen sene burada olmasına rağmen oyun tarzını yavaş yavaş öğren, biraz oturtmaya çalışan, bunda da ısrar eden bir teknik adam. Bu sabrı hak ediyor diye düşünüyorum işin doğrusu. Çıktığı şu Sengalem takımı da bu arada ilk maçı kaybetti. Ondan sonraki maçlarını sürekli kazanıyor ve ceza sahasına çok giriş yapan takımlardan bir tanesi baktığımda istatistiklere. İsviçre haftası var zaten futbolumuzda biliyorsunuz. Trabzon'un bu işi çözmeden ve bu işi çözerken bu iki galibiyette de en önemli oyuncusunun Uğurcan olduğunu unutmadan. Bu da çok önemli. Bu sezonki performansı Uğurcan'ın çok kıymetli. Çok kıymetli. Abdullah Hoca geçen yıldan beri savunmada kalabalığız ama temas etmiyoruz. Bunu çözmemiz lazım diye defalarca haklı serzenişini duyuyorum ama tabii bunu giderecek olan da yine Abdullah Hoca ve teknik ekibi. Trabzon seyircisinin coşkusunu biliyoruz, sabırsızlığını biliyoruz. Hani geçen yıldan bu yana olduğu için daha transferler de aslında bayağı bir erken yapıldı birçok transfer. Belki Meunier, Pedro hani ani bir değişiklikti ama bence Pedro Trabzon'un o bölümünü kapatacak bir oyuncu. Yani o derdini çözebilecek bir oyuncu. Ama oyun güçlü bir oyunu var mı şu ana kadar izleyemedik Trabzon'dan.
Burada işte bakalım, hani yine Beşiktaş'a bir gideceğiz. Hani Getson, Musrati, Rafa. Üç değişiklikte orta saha oyuncusu. Bunu sağlayabilmesi lazım diye düşünüyorum. Bunu sağladıktan sonra işte bu da ancak alacağı forvetle ilgili olacak. Bunu çözdüğü zaman Trabzonspor da geniş kadrolardan birine sahip. Bu sezon için konuşuyorum benim kanımca. Ama bu güçlü oyuna kavuşması lazım. Yoksa Abdullah Hoca tabii çok tecrübeli bir teknik adam ama o bile ki son maçta bir de serzenişi oldu. Çok haklı bir serzenişi. Onu da destekliyorum bu arada. Belki o serzenişi basın toplantısında, Avrupa'da olan basın toplantısında yapmasa belki daha iyi olurdu. Ama ben olsam İstanbul'a döner dönmez basın toplantısı düzenlerdim. O telefon muhabbeti. Bu konuda da son derece hak veriyorum kendisine. Kemal abi, ekranda 11 de var. Muhtemel 11. Benim önümde de var. Aynen o 11 abi. Değil ekranda mi? Şu anda. Sağ olsun arkadaşlarımız grafik olarak da senin için hazırladılar. Sağ olsunlar da. Peki bu orta alan hakikaten böyle mi olacak? Abi muhtemel 11 dizilimi tabii bu. Hayır hayır. Yani soruyorum. Şimdi hocam. Sizin yaklaşımınız nedir abi? Ha şimdi şöyle. Viska bir kere Trabzon Viskasız olmaz. Son hı-hı maçta gördük. Trezeguet hakeza öyle. Draguş ortada. Ama Draguş başka bir yerde bugün için. Evet. Forvet'te değil, orta sahada yazılmış. Enis mi ortada? Enis. Enis santrafor. En uçta. Hayır, buna göre. Evet, tabii bravo. Şimdi hoca da biraz evvel bahsetti yanlış hatırlamıyorsam. Bir kere futbolda, günümüz futbolunda da madem bugünü konuşuyoruz. Orta alan dediğimiz, isimlendirdiğimiz bölgedeki oyuncuların sayısı en az 3 tane olmalı. Bu dizilimde 3 gibi ama tabii Draguş sizi orada mutlu etmedi sanırım. Etmedi. Ve Avrupa'da oynayacaksın değil mi? Tabii. Ha. Deplasmanda. Ya işte deplasmanda oynayacaksın. Bilmiyorum tabii, bu bir muhtemel kadro. Arkadaşlar uğraşmışlar, yazmışlar sağ olsunlar. Şimdi ben Abdullah Hoca'nın yerinde olsam en azından hakiki bir üçlü orta saha kurardım. Sivas yani Draguşlu değil. Yaptı. Draguşlu değil. Kim var Okay bilmiyorum. Cihan Bardi ile kurmuştu Sivas maçın orta sahası. Bardi değil mi? Bardi vardı. Okay arkadaydı. Cihan da yanındaydı. Şimdi oraya ben bir tane hakiki orta saha oyuncusu kurum. Bu Draguş'un yerine veya Enis'in yerine. Hani Draguş'u önde oynatırım, Enis'i kulübede tutarım. Tabii Trabzon'un benim yani görüşüme göre, çok da yazdım, burada da söyledim. En önemli iki adamı Viska ile Trezeguet'dir. Bu kadar bana göre. Önemli oyuncunuzun olduğu bir kadroyu onlara servis yapabilecek, onlarla top paylaşabilecek, alan paylaşabilecek bir orta saha. Santrfor'un arkasında. Var mı yok mu bilmiyorum. O konuda bir ahkam kesmeyeyim. Bunu yapması lazımdı Abdullah Hoca'nın. Tabii yarın akşam ekrana yöneldiğimizde göreceğiz kadronun bu mu, başka bir kadro mu olduğunu. Yani macera aramanın bir yeri değil. Bir de üstelik şimdi Trabzon seyircisi Abdullah Hoca'ya bayağı tepkili. Değil mi? Görmek istediği futboldan uzak bir oyun var kanaatinde taraftar. İşte şimdi onun için ya Trabzon çok özel bir yerdir. Benim görüşüm. Benim için de öyle abi. Nice yıllar maç anlatmaya da gittik, yayınlara da gittik. Sokaktaki teyzeler bile futbola acayip ilgili. Yani, kesinlikle. Yani çok kesinlikle. Çok enteresan bir şey. O anlamda çok ilginç bir şehir. Enteresan bir şehrimizdir ve benim ölçülerime göre yani yaşadığım olaylara, tecrübeme göre de benzeri yoktur. İşte Trabzonspor'un oluşumu, fi tarihinden iki kulübün birleşmesi filan. Ondan sonra Şenol Turgay, Necati Kadir filan. Ali Kemaller, bunların hepsini, Hüseyinler, hepsini seyrettik.
Onun için Trabzonspor'un bütün bu saydığım özellikleriyle daha etkili, ismine ve geçmişteki özelliklerine layık bir şekilde oynamasını ben de beklerim. Ama orta alan böyle olursa bu biraz zor. Hocam şunu sorayım o zaman size de. Taraftarın beklediği bir oyun var. Baskılı oyun, önde işte topu tutan, rakibi boğan, hücum aksiyonlarıyla bol bir 90 dakika bekliyor Trabzonspor taraftarı, Abdullah Avcı ve ekibinden. Bu kadro bu oyunu oynamaz mı? Şöyle, bu kadroyla oynayacaksınız, oyun sisteminde bir değişiklik hasıl olur. Nedir o da? O zaman özellikle Lustran ve Okay gibi savunma gücü yüksek iki ön libero'yu, eski tabirle ön libero'yu çok çıkartmazsınız oyuna. 6 kişiyle savunmanın birinci önceliğini yaparsınız. Ondan sonra diğer oyun içerisinde belki Enis gelecek, arkaya Dragoş koşu. Böyle bir plan da olabilir. Bununla da oyun oynanabilir. Bunda hiç sözüm yok. Oyun planında değil, hani klasik topa çok sahip olarak atak yapma, garanti atak yapma oyunu için çok uygun diyemem bu kadroya. Ama önceliğim rakibim, karşılayacağım kazandığım toplarla direkt hücum. Nasıl direkt hücum? Dragoş'un Enis gelecek, Dragoş koşacak, Enis gelecek. Visca koşacak. Hani şey gibi, dağa tırmanma gibi düşünün. Trabzonspor'un forvetini, Abdullah Hoca'nın forvetini. Kemente atacak Visca topu oraya. Oradan içeriye girecekler. Bu tür bir şeyle. İşte zaten Visca gittiğinde Trezeguet'e artık alışkanlıkları var. Ya da tam tersinde ikinci bir forvet gibi geliyorlar. Burada bir plan şuysa buna hiçbir şey demem. Oyunu karşılayacağım. Bu altılı benim önceliğim savunma olur. Bu dört oyuncumla da işte özellikle merkezdeki yerleri değiştirerek belki rakibinin de oyununu muhakkak izleyip ona göre de bir plandır. İşte Enis gelecek, arkasına koşu olacak, boşalttı alana gibi bir plan da uygulanabilir. Ama eğer bir pivot santrafor oyunu arıyorsanız şu an kadro içerisindeki en uygun oyuncu Enis. Yani bu tür bir oyunla ilgili bunu ben yapabileceğini. Ben de aynı kanaatim, biliyor musunuz? Eğer bir şans tanınacaksa öz evladınıza tanıyın. Yok, kesinlikle. Yani o oyun yapısına en uygun olan bu. Dragoş'u tabii ki hem Avrupa Şampiyonası oynaması hem geçen sezonun performansıyla ilgili sahada tutmaya çalışıyor hoca ama aslında gerçek istediği forvet tipinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Kendisi de biliyor zaten. Bu yüzden hani bu kadronun oyunu bekleyen bir kadro oyunu. Direkt hücum oyunu, yani hızlı ataklarla bir oyun. Buna müsait zaten Trabzon'un Visca ile Trezeguet ile en çok denediği işlerden bir tanesi. Bu da oynanabilir. Oynanmaz diye bir şey yok. Bu kadro kötü bir kadro değil. Ama ben kendi açımdan, kendi düşüncemde Kemal abinin de paylaştığı gibi oraya bir Enis Bardi gibi, oraya bir Cihan gibi 10 pozisyonunu oynayabilir. Cihan da daha 8'dir ama oynar mı? Bence o kıvraklığı vardır. Bu sene bence Abdullah Hoca'da dahil herkesin beklentisinin üstünde bir performansla girdi sezona. Ben Ümit Bil takımdan da biliyorum. Çok coşkulu şey bir oyuncudur. Yani heyecan getiren bir oyuncudur. Özellikleri vardır. Ama bugün için bu deplasman oyununda benim öngörüm bu kadronun oynayacağı oyunun biraz daha bekleyen ve kaptı toplarla direkt hücum yapan bir oyun oynayabilir diye sordun. Kesinlikle oynayabilir. Ya tabii şampiyon olduğu dönem Trabzonspor'un orta sahası Siopis başta olmak üzere çok kıymetliydi. Çok kıymetliydi. Yani o orta sahadan biraz uzak. Kan kaybetti Trabzonspor bu anlamda ama işte Okay hamlesi başta olmak üzere. Mesela o günkü kadronun vazgeçilmezlerinden de Vakayeme. O günkü yönetim tercihiydi tabii. Yeni sözleşme imzalamamak, Vakayeme ile tekrar geri sözleşme imzalanması. Hoş bu mücadelede oynamasını çok beklemiyoruz. Bir sakatlığı da vardı onun. Bunları da hesaba kattığımız zaman aynı soruyu size de söyleyeyim Kemal abi. Hı? Yani taraftarın beklediği oyunu bu kadro oynayamaz mı sizce? Şimdi güzelim, bir kere şöyle biraz evvel söyledim, bir daha söyleyeyim, tekrarlayayım. Orta alanın çok zengin olması lazım. Hem eleman hem de elemanlarının özelliğiyle. Ya Hamşik yok, Siopis yok o günkü kadroyu düşündüğün zaman. Şimdi Dorukhan da hatta diğeri zaman zaman oynattı hoca. Oynattığında verim aldı. Ama mevcutta da işte dediğimiz gibi Bardi var, Okay hamlesi var. Yani bunu kimlerden kurar onu bilmiyorum. Ama kurması lazım Abdullah Hoca'nın. Bir kere senin elinde
takım olarak Visca ve Trezeguet diye iki tane oyuncu var. Hı hı, hı. Hem içeri girebiliyor, hem çizgiye inebiliyor, adam geçiyor. Hı hı. Her şeyi yapabilen iki tane oyuncu bunlar. Yani dolayısıyla senin orta alanın hem bu görevleri paylaşacak yapılanları ve hem de maçı seyreden Trabzonlu'ya keyif verecek. Bak şimdi biraz evvel saydım Trabzon takımını. Değil mi? Turgay, Necati, Kadir, Cemil. Zamanının efsanelerinden. Efsane takım. Yani. Öyle değil mi hocam? Seyretmişindir yani. Kalede Şenol Güneş. Kalede Şenol. Şimdi mesela bir yere daha döneceğim. 2000'de UEFA Kupası'nı kazanan, hı hı, Süper Kupayı kazanan ve 4 sene üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Say bakayım orta sahayı. Hacı'dan başlayarak. Yok, Hacı değil. Kimden başlamamı istersin? Okan Suat Emre. Mı? Tabii. Okan Suat Emre. Tabii. Boy bu kadar üçünde ortalama. Ama önde tabii bir vatandaş var. Golcü, Hasan Şaş, Ümit Davalar, kanatlar. Efsane kadro tabii canım. Efsane kadro. Milli takımın da omurgasını belirleyen ben kadroydu o büyük şartlarda. Trabzon'un bu senesi için şöyle bir şey hemen iki dakikada göz attım. Buyurun abi. Kazandığı Avrupa maçlarındaki oynadığı Rosenborg maçlarının orta sahasını söylüyorum Kemal abi. He. Umut Güneş, Lundström, Bardi. Lundström ön libero, Umut 8, Bardi 10 gibi düşün. Evet. İkinci kazandığı maçın orta sahası Ozan, Lundström, Cihan. 2-0 skoru almışım. Daha koruyucu bir orta saha. Ozan yine 8 oynar biliyorsunuz. Lundström, Cihan. Sonra kaybettiği Rapid maçlarının orta sahasına 2-0. Gidiyorsunuz. Onlara gidiyorsunuz. İlk kaybettiği maç içeride. Hele de içeride. Lundström, Mendy, Ozan. İkinci maça gidiyorum. Artık orada galibiyete ihtiyacı var. Mecbursunuz. Bu kadroda da Okay, Lundström, Ozan. Kazandığı iki maçtaki orta saha tam hani biraz evvel sizin bahsettiğiniz gibi bir tane tutan, bir tane arada giden gelen. İşte Ali Musrati, Getson, Rafa. Aynı Lundström, Umut, Bardi. Aslında var bu oyuncular. Dolayısıyla bunlarla da maçları kazanmışsınız. Muhtemelen hani tabii sakatlık vardır. Onları hiç bilemem. O başka tabii. Bilemem ama yani hatta bir de puan aldığın diğer maç var ligde. Çok iyi bir beşli savunma oynamasına rağmen Sivas'tan. Sivas maçı. Orada da iki tane birden hem Cihan'ı hem Bardi'yi yanlış hatırlamıyorsam oynattı. Tabii Cihan Bardi yanındaydı. O kadar arkadaydı. Değil mi? Yani iyice daha ofansif 2-8 ile oynamış orada da. Yani bu maçların hani o orta sahanın daha üreten oyuncularla olduğu 3 maçın ikisini kazanmışsınız. Birinde berabere kalmışsınız. Sivas deplasmanından puan almak öyle kolay bir iş değildir. Yani Bülent Hoca bu işi 5-4-1'i çok iyi oynatan, elindeki kadroyu en iyi kullanan bu anlamda hocalardan bir tanesi. Bunu da kabul etmek lazım. Kim? Bülent Uygun abi. Çünkü Bülent Uygun orada ofansif bir futbol oynasa çok daha fazla gol pozisyonu verir ve gol yer. Puan almak için kendi takımının oyuncularıyla bu işi kurtarmış, kuvvetli oynuyor. Fenerbahçe'yi belki şampiyonluktan etti bu oyunla. Yani oradaki bir puan değerli bir puan Trabzon açısından. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani. Daha öncesinde de. Emre Belezoğlu hatta o zaman evet. Fenerbahçe'de görevi devralmıştı. Evet. Şimdi yani kazanılan maçlar ortada, oynanan orta sahalar belli. Yani bence bu anlamda da Trabzon taraftarı hocadan bunu bekliyor. Tabii ki bunu geçerek söylüyorum. Ben her zaman söylüyorum. Öngörülerimiz vardı. Biz maçtan sonra kadro yapıyoruz burada. Maçtan önce onlarla ne yaşadı hoca? Hangileri hangi verdiği görevi yaptı, yapmadı? Bunlar ayrı konudur. Sakatlık var mı? Bunlar ayrı konudur. Bir sorun var mı? Ayrı konudur. Bunları ayrı tutarak söylüyorum ama başarılı olduğu orta sahalar bunlar. Trabzon takımının gol atamayacağı bir takım yok. Ben iddia ediyorum. Visca'nın hiçbir şey oynamasın. Visca çıkar oradan bir tanesine gol atar ya da attırtır. Trezeguet öyle. Draguş da bunlardan bir tanesi. Ama üretmek ihtiyacı olduğu zaman oynaması gereken kadro
Bakın bu bugün burada arkadaşlarımızın hazırladığı kadro da savunma kadrosu değil. Eğer bu oyuncular oynuyorsa hem Enis hem Draguş oynuyorsa birlikte bir planı var derim ben. Hocaya bu konuda itimat ederim. Ne ama öyleyse. Öyleyse tabii. Ama bir orta saha yerine bunu kullanayım derse o zaman başka. Ama bunu oynatıyorsa Abdullah Hoca gibi deneyimli bir hoca muhakkak bir planı var. Ben ona inanırım. Ya bir gerçek var bir de hocam. Hocalara şöyle saygı duymak lazım. Kimse bindiği dalı kesmez. Tabii ki. O yüzden de çıkardığı 11'e büyük saygı duymak lazım. Antrenmanı o takip ediyor. Bütün hafta içerisinde onlarla yaşıyor. Onlarla yatıp onlarla kalkıyor. Onlarla yaşıyor. Yani onun antrenman performansını takip ediyor. Yediğine içtiğine bakıyor. Her şeyle onu yaşıyor. Kesinlikle. Ailevi durumlarının belki de raporunu alıyor. Arkadaşına soruyor nasıl psikolojik durumu. O yüzden de ben mesela hocaların kolay kolay 11'ini çok tartışmak istemem. Maç bittikten sonra hoca... Performansını konuşuruz biz burada. Yani tabii. Kafasındaki planın ne derece sahaya yansıtıp yansıtamadığını konuşmayı tercih ederim. O konu Abdullah Hoca'nın da bu konuda taraftarın istediğinin ne istediğinin bence Abdullah Hoca farkında. Hani o yüzden de soruyorum bu kadro tam taraftarın istediği oyunu oynar mı? Transfer de bu hayatta zor. Yani mesela Galatasaray 2 sezon önce transferleriyle şampiyon oldu. Bir sonraki sezon eski transferleriyle şampiyon oldu gene. Yeni transferlerinden neredeyse hiç verim alamadı. Yani büyüklerde bu durum yaşanıyor. Anadolu kulüplerini zaten saymıyorum. Bambaşka seviyede oluyor işler de. Yani Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya biraz ben bu anlamda saygı duyuyorum. Biraz kesinlikle. Da hani Abdullah Hoca'nın da kafasında bir plan var. Hatırlayalım. Bir önceki şampiyonluktan bir önceki sezon Trabzonspor'un en büyük handikapı eksen verajdaydı. Korkunç bir durumdaydı. Gelir gelmez gol yeme problemini çözdü. Bugün de mesela Trabzonspor çok gol yiyen bir takım değil. Üretkenlik konusunda taraftarı mutlu değil. O konuda da bence hamlelerle biraz daha sabretmek lazım. Tabii ki Abdullah Hoca genelde hep çalıştığında uzun vadeli planlar yapan, bunun üzerine oturtmaya çalışan bir teknik adam. Elinde bence Trabzonspor bu sene yönetimi transferde bence başarılıdır. Çok erken transferler başladı. Bakın hiç hesaplı olmayan Münye'nin bile yerine çok hızlı bir oyuncu transfer ki etti. Münye çok geldiğinde müthiş kalkındırdı. Tabii kesinlikle. Yani diğer beklere bile başka tabii, bir şey etti. Verdi, sirayet etti. Ani bir şey, beklenmeyen bir durumdu. Şık da bir durum değildi takip ettiğimiz kadarıyla. Ve çok seri bir hazırlık yaptı. Yani bu konuda deneyimli aslında hem Abdullah Hoca hem ekibi hem de Trabzon yönetimi. Trabzon Başkanı birkaç yönetimdir hep içeride. Dolayısıyla tabii. Bu işleri en iyi bilenlerden bir tanesi. Şampiyon olduklarını da ikinci adam pozisyonunda. Tabii kesinlikle. Bu yüzden burada bir bu geçişte biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Trabzon taraftarı adına söylüyorum. Elde bu oyunları oynayacak kadro var. Biraz şimdi biz teknik adamla bir plan yaparız. Sahaya koyarız ama Rapid'den yediği bir golü bir hatırlasın izleyiciler. Ben bir yayında gösterdim de onu. Adam düştü, kalktı. 3 tane Trabzonlu oyuncu var yanında. Kimse onu takip etmedi. Yani bunun bir taktikle ya da şeyle ilişkisi olan bir durum yok. İzahı yok yani. Ben şunu demiştim, bunu demiştim. Birisi kaleye gidiyorsa bütün oyuncular der ki bu golü ben kurtaracağım. Böyle koşması lazım. Sorumluluk alır. Bu coşkuyla koşması lazım zaten. 3 kişi birden hani biri koşmadı, 2 koşmadı, 3 de koşmadı. Ha yani bunu Abdullah Hoca ne yapabilir yani? Hani halatla falan itmesi mi çekmesi mi neyle lazım? Bu dediğiniz gibi o kadroya saygı duyarsınız. Hiçbir teknik adam orada bir oyuncusunun onu hangi sebepten koşmayacağını da tahmin edip öngöremez yani. Tabii. Bu başka bir durum. Kemal abi. İşte bu durum. Yani bir teknik adamın ayağına sıkmayacağı, bindiği dalı kesmeyeceği. Ya herhalde oyuncu yani. Oyuncu grubuna herhalde yani. Saygı duymak gerektiğini çıkardı. Ya, herhalde. Ama şöyle yani yapıyorlar mı bilmiyorum ama yani böyle ben şu Kemal'in yerine Burak'ı oynatayım be. Ha bir deneyim bakayım ne oluyor diye düşünen de vardır. Hayır Kemal oynayacak. Orada eğer oynuyor senin takımına faydalı oluyorsa o düşündüğün oyunu gerçekleştirmede sana yardımcı oluyorsa sahada orada değişiklik yapma abi. Gece rüyadan kalk. Ha yapıyor diye söylemiyorum. Genel bir yorum bu. Genel bir yaklaşım öyle diyelim. Tabii şimdi Trabzon seyircisi biraz evvel de söyledim. Ya Trabzon çok değişik bir seyir. Yani şehirdir. Ya Türkiye'de 81 vilayet var değil mi? 80'i benzemez Trabzon'a. Trabzon öyle bir yer.
Gittik, gördük, zamanında yaşadık yani. Burada var birçok arkadaşımız. Onun için bir laf vardır halk arasında, neyse o. Biraz evvel hoca da söyledi, orta saham. Bak saydı orada ne güzel bütün orta sahaları. Evet. Yani ben teknik direktör olsam, Allah korusun da, orta sahamı bir sakatlık, bir ceza evet. veya oyun felsefesinde çok ciddi dibine kadar bir değişiklik düşünmüyorsam bozmam. Peki. Efendim, yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Trabzonspor sahada olacak. Maçta ATV ekranlarında sizlerle buluşacak. Hatırlatmasını yapalım ve temsilcimiz Bordo Mavilileri de bir kez daha Sengalen karşısında başarılar dileyelim. Bir reklam arası verelim. Ömer anlatacak bize. Öyle mi? Evet, evet. Ha. O anlatacak. O şu anda ekiple orada. Ona da kolaylıklar dilerim. Spiker şansı yanında olsun. Tüm ekip arkadaşlarımıza da kolaylıklar dileyelim. Efendim, şimdi sizlerden bir kısacık reklam arası rica ederim. Reklam arasının ardından Beşiktaş'ta programımızı sürdürelim. Evet, Beşiktaş'ı konuşacağız. Siyah beyazlar Lugano ile karşı karşıya gelecek. İlk maç deplasmanda, ikinci maçsa evinde siyah beyazların. Bu 90 dakikasını konuşacağız. Ligin şu ana kadar en hazır takımı pozisyonunda ki zaten lider durumdalar. Galatasaray ile birlikte liderliği paylaşıyorlar. 6 puandalar. Ortaya koydukları futbol, final mücadelesinde ortaya koydukları futbol, 5-0'lık net bir galibiyet. Devamında ligde ortaya koydukları oyun. Özellikle iç sahada Antalya karşısında geriye düşmesine rağmen hem de en erken saniyelerde 23. saniyelerde geriye düşmesine rağmen kazandığı maç 4-2 net bir galibiyet. Taraftarının desteği, övgüleri hak eden bir oyunu var Beşiktaş'ın. Kemal abi seninle başlayalım. Lugano maçı var şimdi sırada. Yarın oynanacak mücadele ki hatta hatırlatalım yayınımız içerisinde eğer İsviçre'ye indiği an yayınımız içerisinde denk gelirse canlı görüntüleri de yine ekranlara getireceğiz. Bunu da aktarmış olalım izleyicilerimize. Kemal abi, Beşiktaş. Şimdi bir kere Beşiktaş'ı kutluyorum. Neden? Kazandı filan falan, o ayrı hikaye. Transfer politikasında. Yani Paulista, Immobile ve Rafa Silva'yı mı diyorsunuz? Abi? Rafa Silva. Hı hı. Şimdi hep biz, yani gençliğimizde de öyle derlerdi. İskeletin omurgan sağlam. Kesinlikle. Stoperin orta sahan ve santrforun. Eski deyimle. Hı hı. Şimdi bir de bir çocuk almışlar. 23 yaşında mı? Endur 20. Paris Saint-Germain'den kiralık. Ha. Şimdi onu da son maçta benim dikkatimi çeken bir özelliği, ne kadar dakika oynadıysa kazandığı bir tek topu yemedi. Tık, 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 tık. Tabii bu çok önemli. Oyun aklı yaşına göre çok iyi. Çok iyi. Ha, bu maç daha 30. saniyede gol yiyorsun kendi seyircinin önünde filan falan yani. Şimdi Beşiktaş'ta yönetimde iki tane futbolcu var. Öyle mi? Evet. Samet'le Feyyaz. Bu hem Beşiktaş'a göre, daha doğrusu Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre iyi bir ortam. Çünkü bu bahsettiğim kulüplerde, hatta Trabzon'da da yok galiba bildiğim kadar, futbolu böyle zamanında oynamış, o milli takım filan isim yok. Tahminim o ki bu oyuncular önerildiğinde veya seyredildiğinde Samet'le Feyyaz'ın bu işin gerçekleşmesinde payları vardır herhalde diye tahmin ediyorum. Bildiğimden konuşmuyorum, ha, tahmin ediyorum. Omurgayı kurmuşlar. Şimdi dediğimiz gibi, neydi o çocuğun adı be? Endur mu diyorsunuz? 2004 doğumlu, Paris Saint-Germain'den kiralık. Muhtemelen cep yakar bonservisi. O sebeple de kiralanma formülüyle çözüm üretildi. Tamam, her neyse. 20 yaşında bir çocuk. Dediğim gibi seyrettik. Şimdi
Hasan Arat Başkan yönetim, yani seçilirken kongreden evvel bu iki tane eski futbolcuyu yönetime aldı. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedi. İşte yani tabii Feyyaz'ın futbolcuyken arızası vardı ama Süleyman abiyle onu da anlattı bu arada Feyyaz Hoca defalarca kez. Fenerbahçe'ye gitme döneminden mi bahsediyorsunuz abi? Yani arızadan kastınız? Arıza şu, Beşiktaş'tan gönderilişi. Evet. Tamam, tahmin ettiğim konu. Ha, yaptığı Feyyaz abi diyeyim, hani Feyyaz Hoca da ziyadesiyle anlattı bu konuyu ama haklısınız. Çekin arkasını imzalayınca Süleyman abi hesabını çıkartın, derhal alacağını ödeyin, bitsin bu iş dedi. O efsane bir başkan. Öyle bir başkan gelmez zaten. Yani hiç... Süleyman Seba, Allah gani gani rahmet eylesin. Başka boyut. Benim işte çok iyi abim, dostumdu. Arardı beni, gazetedeyiz o zaman. Tabii filan. Veya evdeyiz, her neyse. Telefonda, Kemal buyur baba. 7'ye çeyrek kala oradayım, al. Bu kadar ha. Yer belirtmez. Neme lazım? Çünkü yer belli de ben biliyorum. Neyse biz de... Farklı tarafı da vardı. Ha? Rahmetli başkanım. Nasıl? Yer belirtmez deyince farklı bir tarafı da vardı. Çok farklı. Tabii. Bir değil, çok farklı. Tabii. Neyse biz işte gazetedeysek bir araba alırız. Evdeysek bir taksi tutarız. Gideriz. Gelir. Ondan sonra baba nereye? Ben düşündüm ki bu akşam Beşiktaş'a gidelim. Mekan. Tamam baba. Yani ya arkadaşlar, adam evlenmedi hiç ya. Neden? Kusura bakmasın kimse, annesi yüzünden. Yani annesi evde şöyle kafasında şey, Çerkes kadınları koyarlar ya böyle şey, ne diyorlar ona, kalpak işte bilmem ne. Şey. Böyle Süleyman buyur anne. Ali İhsan abi, Arap Ali İhsan. Allah rahmet eylesin, o efsane takımın santrafı. Evet. Süleyman abi onu kızdırırdı bazen. Arap işte şöyle yapmadın, böyle etmedin, şurada vermedin pası, o nasıl ıskaladın ulan falan filan. Ali İhsan abi 15 dakika sonra, bak Süleyman devam edersen şimdi anneni arıyorum derdi. Tamam tamam Arap. Arap derdi zaten Ali İhsan. Tamam Arap, bütün ettiğim lafları geri alıyorum. Efsane, korkunç bir başkandı. Peki bugüne gelecek olursak abi. Vallahi şimdi bu Beşiktaş takımı, hocası da bence kararlarında dik duruyor. Bu omurgayı bir kere oyuna sokuyor. Şimdi bir de bu yeni çocuk işte 20 yaşındaki. Endur sonradan dahil oldu. Onu da herhalde orta sahada bazı değişikliklerde kullanabilir. Getson var. Malum tanıdığımız adam. Ondan sonra benim Beşiktaş'la ilgili bir tek eleştirim, Semih'i sol kenarın dışında hiçbir yerde oynatmayın. Sol kenarda mı? Yapmayın. Hem çocuğa yazık olacak hem Beşiktaş'a. Çizgiye iniyor mu? İniyor. Ortasını iyi atıyor mu? Neyse yani pasını atıyor, veriyor. Aldı at dercesine pasını. İçeri girip şutunu atıp başka türlü etkili oluyor mu? Oluyor. Birebir de düşmüyor. Düşmüyor. Savunmasına yardım ediyor mu? Ediyor. Yerinden oynatmayın. Yapmayın. Çünkü bazı maçlarda santrfor dediğimiz tip gibi böyle öne sürdüler. Yok. Olmaz. Yakarsınız. Hem takımı hem çocuğu. Tabii şu anda Beşiktaş dediğim gibi lider ve iki maçta 6 gol attı, değil mi? Evet. İlk maç 2 gol, ikinci maç 4 gol. 2-0, 4-2, 6 gol attı. Şu anda gidişat müthiş. Ben Hollandalı değil mi o? Van Bronckhorst, evet. Hollandalı. Olcu bunu hatırlarsınız abi. Tabii. Hollandalı da yani çok yanlış macera arama adamı değil gibi geldi bana. Antrenör olarak yani, teknik adam olarak. Şu kadro işte başarılı, iyi işler yaptı şu ana kadar. Sakatlık veya ceza olmadığı sürece böyle devam edecek gibi geliyor bana. Hocam, yani Beşiktaş'ın
oyununu ben yani öve öve bitiremem. Şu ana kadarki izlettikleri 90 dakikalara baktığımız zaman işte final maçı 5-0 net galibiyet. Samsun deplasmanı 2-0 ortaya koydukları futbol. Devamında evinde geriye düşmesine rağmen kazanması ki normalde geçtiğimiz yıllardaki Beşiktaş'ın oyunları panik havasında geçerdi. Yani Lugano bugünkü rakip evinde Şenol Güneş'in istifasına götüren maç 2-0'dan 3-2 kazanan takımdı. Yani Beşiktaş hep riskli oyunlarla karşı karşıya bırakırdı taraftarını. O gün hoş, Rozier kırmızı kart vesairesi tartışılır ama bir kırmızı kart evinizde 3000 kişilik kasaba takımına 2-0'dan 3-2 maç vermeniz için bahane değildi. Neyse ez cümle, gelmek istediğim nokta şu. Bugünkü Beşiktaş fark yaratan bir Beşiktaş'a dönüştü ve sırada Lugano maçı var. Bunu konuşalım istiyorum. Şimdi geçen sene devre arasında iki transfer yaptı. Ernest Muçi ve El Musrati. İki kritik, büyük, en yüksek büyük, bonservis büyük paralar. Ama geçen sene kimi alsanız Beşiktaş'a herkes evet diyecekti, birilerini alalım. Böyle bir pozisyondaydı. Şimdi bu iki oyuncudan Muçi denklemin şu an ilk 11'in içinde değil ama sonradan bir katkıyla kullanabilecek duruma geldi yeni transferlerle. Ben El Musrati'nin de savunmadaki daha sert bir oyuncuya ihtiyacı olduğu dönemde kullanamayacağı bir oyuncu olacak Beşiktaş'ın. Van Broekhus ve Beşiktaş aslında sezona harika oynayarak başlamadı. Mesela Samsun maçında da öyle gerekeni oynadı. Bakın çünkü ben bence ilk haftanın doğru oyunu oynadı. Doğru oyunu. Süper Lig'deki tüm takımların arasında en çok beni etkileyen Samsun Spor performansıydı. Samsun orada Spor'un Samsun Spor performansıydı. Acayip atakları vardı. Tabii. Ama ne yaptı Van Broekhus? Buna karşı 6 kez rakip ceza sahasına girip 2 tane gol yaptı. Usta ayaklarla yaptı bu işi. Yani burada iyi başladığıyla acayip başladığı arasında bir fark var. Bence iyi başladı, iyi gidiyor. Çünkü ilk hazırlık maçından itibaren bir kadro, Kemal abinin defaten bahsettiği gibi bir kadro belirledi ve bunun üzerinden gitti. Ve bunu bir kıvama soktu aslında. En büyük başarısı bence bu. Eksikleri ve kadro derinliği konuşmak lazım. Burada problemler var. Nedir? İki beki. Matuaku sağlam olduğu zaman iyi bir oyuncu ama sürekli olan bir oyuncu değil. Svensson şu an için idare ediyor. Onu kabiliyeti kadar, becerisi kadar kullanan bir teknik adam var. Bir kere Van Broekhus geliştiren de bir teknik adam. Geçen senenin formsuz birçok oyuncu... Kim var? Üç kişi var geçen seneden oynamayan. Ama hepsinin performansında bir artış var. Svensson bile tartışılan isimdi şu tabii anda. Hepsinin performansında bir artış gayet var. İyi. Artış var. Bir kere savunmanın merkezinde eksiği var. Buraya bir transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Paulista geldi ama tamam. Koli hala tam olarak ya bir koli var. Güven vermiyor. Ya, bence bir sol bek ve sol stoper oynayabilen bir oyuncu bulursa kaçırmaz diye düşünüyorum. Aynı şey bek konusunda hani Onur Bulut bir dönem çok yükseldi, iyi oyunlar oynadı ama bir türlü barışmadı Beşiktaş seyircisiyle sanki arası. Bilemiyorum bunu. Orta sahada Endur şöyle bir oyuncu. Biz milli takımlarda karşılaştık da onunla. Tam oyuncu kişiliğinin tam oturmamış bir oyuncu. Evet bu budur dediğimiz bir oyuncu değil. Ama 8 oynar, 10 oynar. Şut özelliği vardır. 1.90 boyu vardır. Kafa pozisyonları indir. Bilekleri o boyuna rağmen çok yumuşaktır. Ama o 6 numarada aranılan o sertlik var mıdır? Onda da yoktur. Onu söyleyeyim. Ama her an oyuna dahil olabilecek kaliteli bir ayaktır. Çok net. Bir Semih'ten başka sol önde oynayabilecek bence bir oyuncuya da ihtiyacı var. Can Keleş zaman zaman oynadı. İyi bir performanslar gösterdi ama bu uzun maratonda onu düşündüğümde böyle birkaç eksiği var. Ama elindekini şu ana kadar özellikle Antalya maçında gol atma oranı 0.30 olan Antalya Spor'un 30. saniye dolmadan attığı gole müthiş bir reaksiyon verdi oyuncuda. Kim nerede ne zaman başlayacak pıtı 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 müthiş reaksiyon verdi. Bu iyi bir takım olma yolunda önemli bir katkı. Siz başarılı da olamayabilirsiniz ama bu reaksiyon büyük takım reaksiyonudur. Tabii. İyi takım reaksiyonudur. Bunu çok takdirle karşıladım. Taraftarda güven verdiler. Tabii, taraftarda tabii. Da hiç homurdanma olmadı, hiçbir bozulma olmadı. Kesinlikle. Takımda da bir bozulma olmadı. Hatta pozitif bir reaksiyon arttı. Evet. Bu anlamda. Ama maçın sonlarına doğru, bu arada Antalya Spor'u da tebrik etmek lazım. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra
çok oyuna kişilik koyan, o Samudio gibi enteresan tecrübeli bir oyuncu. Hı hı. Çok kişilik koyan ayakları da vardı yani. Ama ne yaptı Trabzon şey Beşiktaş? Yine kendini korumaya çalıştı. Skorunu aldı. Her gün üstüne koyan, her yaşadığı olayla skorunu üstüne koyan bir hale büründü. Aynen ben, öyle abi. Lugano maçında da... Lugano maçının da muhtemel 11 ekranda. Yani... Kaçta bu maç? Yarın akşam abi. Hemen tam olarak saatini galiba söyleyeyim. Güzel soru sordun abi bir anda. Ya ben 10'da yatırıyorum ama şey olarak tam olarak saatini şey yapmış oldum. 21.30. Kimseyi yanlış yönlendirmeyin. 21.30. 21.30. Trabzon? Trabzon maçı 22'de. 22'de. Biraz benzer saatlere denk geliyor. Maalesef. Beklediğimiz bir kadro. Getson geçen sene, Araki Bulas'ın Getson şu an takımın önemli isimleri arasına girdi tekrar. Evet. Bu arada geçen sezon bazı noktalarda tartışılıyordu Getson'la. Kesinlikle. Bir Galatasaray derbisi hariç. Ama yani Getson'un şu anki işte bu oyun sisteminde Van Bronckhorst'un yaptığı en önemli iş bu. Oyuncunun kabiliyetine ben onu en çok nasıl kullanabilirim? Tabii. Çok önemli şey bu. Evet. Bence en büyük teknik adam mahareti budur. Yani, en sürati de ağır abi. Ağır ve rakiplerinizin bir tanesi 6 numarada Fred'le oynuyor. Bir tanesi Torreira ile oynuyor. Siz El Musrati ile o oyunu oynayamıyorsunuz. Ya El Musrati pozisyon oyuncusudur. Orada çok birebir mücadelesi çok yüksek değildir ama pas arası yapan bir oyuncudur. Ama oyuna başlamada maharetleri vardır. Hı hı. Ya orada Salih Uçan da bu işi yapar. Gitmeseydi Hacı Ahmet Oviç de vardı buralarda. Bunlar kullanılabilirdi ama şu an demin orta saha dengesi bahsetmiştik ya Kemal abiyle. İşte bir tane orada duran bir adam, bir tane giden gelen bir Getson ve ön tarafta aldığı her topla hücum gücünü müthiş arttıran bir Rafa Silva. Müthiş bir futbol aklı. Müthiş bir, yani üçlü de böyle oturunca, şimdi Van Bronckhorst da beklerini çok çizgide kullanmaz. İki bekini aynı anda hiç kullanmaz. Dolayısıyla orta sahadaki göstereceği zafiyeti, Svensson'u ataklarda sona kadar değil, ikinci bölgeye getirdiği için içeride bir orta saha gibi kullanıyor. Zaman zaman sol bekini de böyle kullandığı için orta sahadaki o zafiyet biraz ortadan kalkıyor işin doğrusu. Burada Paulista'nın savunma liderliği çok önemli. Müthiş oynuyor şu ana kadar. Yani ama dediğim gibi buradan bir oyuncu eksildiğinde bakın zaten Svensson, Masuaku ya da Emirhan yani şu an idare ediyorlar. Ama merkezde Paulista'nın olmadığı durumlarda aynı Fred'in Fenerbahçe'den eksildiği gibi çok önemli güç kaybedebilir. Beşiktaş bir an önce buraları önlem alması lazım. Ben bu maçın da favorisi olduğunu, gene akıllı ve basit bir oyunla, hatırlar mısın Kemal abi? Hiç yormayan bir futbol izliyoruz Beşiktaş'ta. Yok, yani beklendiği gibi böyle. Basit istekler, basit talepler, herkesin gücü nispetinde. Bu şekilde oynadığı bir maçı ben o da olumlu sonuçla 3 takımımızın da çok istiyorum. Beşiktaş'tan da yine diğer takımlarımızda olduğu gibi böyle bir sonuçta umuyorum işin doğrusu. Sahiden de yolları açık olsun. Hepsini. Her birinin evet. En başta bugün Galatasaray devamında, Trabzonspor'un da, Beşiktaş'ın da zor. Yani şu anlamda zor. Ülke futbolunu yukarı doğru taşımamız lazım. Israrla bunu söylüyoruz. Ülke puanı başta olmak üzere. Evet. Bunun içerisinde de en çıkar yol işte Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi birinci etapta. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni kabul edelim. Seviye çok başka yerlere gitti. Orada başarı çok zor. Neyse ki Konferans Ligi bu anlamda bize can suyu oldu. Hatırlatalım izleyicilerimize de hani Konferans Ligi'nde de UEFA Avrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nde de maddi olarak gelirler farklı ama ülke puanına katkısı evet. Aynı. O yüzden de hani Konferans Ligi'ni küçümseme hakkımız da yok. Hoş biraz şapkamızı önümüze alıp evet. Düşünelim. Öyle bir hakkımız da yok. Yani dışarıda misket oynasanız kazanacaksınız. Aynen öyle. Tabii kesin ya. Hiçbir turnuvayı küçümseme hakkımız evet. Yok. Eskiden Inter Tutu'yu mesela küçümserdik ama bugün artık öyle bir dünyada değişik, değiliz. Yok değişti her şey. Aynen öyle. O Konferans Ligi sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne direkt takımlarımızı tekrar göndermeye başladık evet. Şampiyonlarımız için. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür evet. ediyorum. Kemal abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Finish mi? Finish abi. Sona geldik. Efendim programımızı noktalıyoruz. Yönetmenimiz Bora'ya, editörümüz Ertuğ'a, yayın demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mutlu günler, hoşçakalın.